Gören vaziyette aynı bulgularla karşınıza geliyor. Sayın Bakanım, ben size özet bir bilgi vereyim. O da şu: son 2019 bulgularından 10 bulgu ile ilgili tam yerine getirme sayısı 3. Hiç yerine getirmeme sayısı 4. Kısmen yerine getirme sayısı 3. Yani 7 tane bulgu ile ilgili bakanlığımız gidermekle ilgili hiçbir şey yapmamış. Ve bu bulguların tamamına baktığımızda ise çok kolay giderilebilecek bulgular. İlgili muhasebe birimlerinin kayıt hataları ağırlıklı olarak ve bunlar düzeltilmemiş. Şimdi Dışişleri Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlıkta bu kadar kolay konuların, bu bulguların giderilmemesi neyi gösteriyor? Bence şu: sayıştaya bakış açısı, yazarlarsa yazsınlar bakış açısı, denetimi önemsememe bakış açısı. Dolayısıyla Sayın Bakanım, çok kolay giderilebilecek bu bulguların hızlıca giderilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Bir başka nokta şu: ben yine Avrupa Birliği Başkanlığı'nın bütçesine baktığımızda cari transferleri inceliyorum. Cari transfer nedir? Bakanlığın kurumlara ve kişilere çeşitli ihtiyaçları gidermek üzere aktardığı bütçe. Bakın, 2020 bütçesinde 569 milyon demişiz. Gerçekleşme 1 milyar 71 milyon olmuş. Arada 500 milyon fark var. Şimdi yarı yarıya bir fark var değerli bakanım. Ben dolayısıyla şunu sorarım: bu rakam neden artıyor? Bir sonraki yıl tekrar 692 milyon diye belirlemişsiniz. Ne kadar gerçekçidir bu rakamlar? Ve şunu söylemek isterim ki, bu cari transferler bu kadar artarken izleyen ayın Şubat ayında ilgili kurum bu cari transferlerin yapıldığı kurumları, hangi amaçla yapıldığını ve tutarları açıklamak durumdadır. Ama şu ana kadar bununla ilgili herhangi bir açıklamayı biz görmüş değiliz. Bir başka istatistik veriye dikkat çekmek isterim. Avrupa İstatistik Sağlayıcısı Eurostat bir rakam veriyor. Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine oturma izni alan kişi sayısı 58.660. Başvuru sayısının daha fazla olduğunu biliyoruz. Şunu sorgulamak gerekir: Türkiye'den bu göçün sebebi nedir? Bunu tasnif ettiğimizde arasındaki gençlerin oranı nedir? Bunu tasnif ettiğimizde arasındaki üniversite mezunlarının oranı nedir? Bunlar gerçekten çok önemlidir. Dışişleri Bakanlığı'nda doğrudan ilgilendiren verilerdir. Bu verilerle ilgili kaçışı engellemekle ilgili bakanlığınızın yaptığı herhangi bir şey var mı? Hükümetçe bu konuyla ilgili ilgili adımlar atılıyor mu? Önlemler alınıyor mu? Doğrusu merak ediyoruz. Bir başka noktaya dikkat çekmek isterim. O da şu: tam üyelik konusu. AKP hükümeti, hatta AKP kurulurken Avrupa Birliği ile ilgili iddialı mesajlar verdiniz. Ama son gelinen noktada Avrupa Birliği 2020 ülke raporuna bakarsanız eğer, geriye gitme, ilerleme yok, az ilerleme sözcüklerinin defalarca kullandığına ve tekrar edildiğine tanıklık ediyoruz. Buradan şunu sormak isterim: Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz, siz de çok az bahsediyorsunuz, ne oldu? Bu konuyla ilgili hükümetiniz bu işten vazgeçti mi? Bu iş ne oldu? Bunu merak ediyoruz. Şunu da söylemek isterim ki, Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi Türkiye açısından önemlidir. Bırakın Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefini, sizin söz verdiğiniz vize serbestliği konusu henüz hayata geçmedi. Hükümetinizin süresi son derece kısaldı. Dolayısıyla bakanlık süreniz de kısaldı. Bununla ilgili yaptığınız herhangi bir şey var mı? Merak ediyorum. Son olarak şunu söylemek isterim: Sadat AŞ var. Yurt dışındaki faaliyetleri konusunda bilginiz var mı? Bu bilgilerin Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığına, uluslararası güvenliğine ilişkin yarattığı tehlikelerle ilgili herhangi bir tedbir alıyor musunuz? Ve sonuç olarak sıfır sorumlu aldığınız Dışişleri Bakanlığı'nı ve ülkemizi sıfır itibar noktasına doğru sürüklediğinizin farkında mısınız? Teşekkür ederim. O cuma günü yapılan son açıklamayla sorunun artık altından kalkılamayacağı boyuta geldiğini düşündüğümüz bir sırada Dışişleri Bakanlığı'nın devlet aklıyla devreye girip hem Cumhurbaşkanlığı'nı hem Türkiye'yi hem de sıkıntıyı çözmesi takdire şayandır. Tebrik ediyorum aslında sizi. Sayın Bakanım, tabii bunu söylememin sebebi bu dış politikayla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'yla Cumhurbaşkanlığı'nı ayırmam. Yani dış politikanın bir bütün olduğunun farkındayız, biliyoruz, ama
bu dönemde maalesef ekonomik konularda olduğu gibi dış politikada da Cumhurbaşkanlığının bir dış politikası ya da ekonomik politikası ya da diğer konularda olduğu gibi politikaları var. Maalesef bir de bakanlıkların ayrı politikaları var. Bu ayrımı yapabilmek, bakanlığınızın olumlu politikalarını gösterebilmek, görebilmek, gördüğümüzü söyleyebilmek için bu ifadeyi kullandım. Şimdi geçen yılda, bu yılda Sayın Bakanım, girişimci ve insani dış politika mottosunu kullanıyorsunuz. Girişimci ve insani, dış politikada girişimci ve insani olmaktan ziyade gerçekçi olmak lazım tabii ama girişimci ve insani dış politika mottosunu kullandıktan sonra anlattıklarınız bu mottoya çok uygun olmadı. Çok başarılı bir tablo çizdiniz. Geçen yılda olduğu gibi bir diplomat olarak çok başarılı, her şeyin güzel olduğunu anlattığınız bir sunum yaptınız. Tebrik ediyorum bu yönde. Ancak şimdi sorunlarımızı da görmezsek, şurada masaya yatırıyoruz. Sorunlarımızı da net olarak görmezsek çözüm bulamayız. Bunları da konuşmamız lazım. Onun için bizim öncelikle sorunlarımızı size aktarmamız lazım. Dünyada bir değişim var Sayın Bakanım. Ekonomiden başlayarak dünyada taşlar farklılaştı. Yerlerine oturmadı epeyden beri. Yeni bir denge ve düzen arayışı var. Sıkıntılar çok. Bu denge ve düzen arayışı çok ciddi. Bizi de sıkıntıya sokuyor. Çünkü biz jeopolitik olarak Doğu ile Batı arasında olan, her iki tarafın özelliklerini de taşıyan bir ülkeyiz. Çok önemli bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu gelişmeleri de en iyi şekilde bizim takip etmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi bu dünya dengelerinin, düzeninin değişirken yapılan mücadeleye Amerika-Çin mücadelesi de çok kısa olarak denebilir. Amerika ile Çin mücadele ediyor. Onun için o arada sıkıntılar söz konusu, sorunlar söz konusu da denebilir. Doğu ile Batı'nın mücadelesi de denebilir. Farklı isimler konabilir. Ama sonuç olarak Türkiye bu mücadelenin, bu düzen arayışının, denge arayışının en hassas ülkesidir. Çünkü jeopolitik olarak, kültürel olarak, tarihi olarak en hassas noktada bulunan ülke Türkiye'dir. Belki Rusya da bizim kadar hassas bir ülkedir ama tabii ki o bugünkü konumuzun dışında. Bu hassasiyet içerisinde, denge ve düzen arayışı içerisinde tablo tam sizin anlattığınız şekilde değil Sayın Bakanım. Çok sıkıntılar var. Şimdi çok kısa olarak söyleyeyim. Dünyanın süper gücü, arayışta olan gücü Amerika epeyden beri bizim güney komşumuz oldu. Ve sıkıntılar getiriyor Türkiye'ye yönelik olarak. Ve bunları karşılayamıyoruz. Diğer yandan kuzey komşumuz olan diğer bir süper güç Rusya yine güney komşumuz oldu. Bu yanlış politikalarımız sonucu ortaya çıkan bir durum. Onun haricinde Avrupa Birliği ile biz artık tam üyelik bazında müzakereleri yürütmüyoruz. Böyle bir noktaya geldik. Siz bir tablo çizdiniz de ben de çok özet olarak tabloyu farklı bir yönden görmeye çalışıyorum. Avrupa Birliği bir entegrasyonlar döneminde, entegrasyonlar çağında Avrupa Birliği'nden uzak kalmamız bizim için çok çok kötü oldu. Artık tam üyelik ihtimali gittikçe azalıyor maalesef. Belki de yok. Siz de öyle diyeceksiniz ama olması gerekir. Onun haricinde Çin mesela süper güçlerden bir tanesi. Çin geçen hafta hatırladığım kadarıyla Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin Suriye'de işgalci olduğunu altını çizdi Büyükelçisi vasıtasıyla. Yani bu da Türkiye'ye yönelik sıkıntılı bir sürecin de başladığını, başlayacağını gösteriyor. Onun haricinde İslam dünyasıyla, İslam ülkeleriyle ilişkilerimiz maalesef iyi değil. Orada da yerimiz yok. Sıkıntılarımız çok.
Öbür taraftan komşularımızla ilişkilerimiz iyi değil. Türk dünyasından bahsettiniz. Türk dünyasıyla ilişkilerimizin de süper olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Şimdi böyle bir tablo da var. Tabloyu böyle de görmek mümkün. Peki sorun nedir? Neden böyle bir durum ortaya çıkıyor? Sayın Bakanım, bize göre samimi olarak söylemek gerekirse dış politikanın iç politikayla karıştırılması sonucu, iç politikaya yönelik dış politika yapılması sonucu böyle bir durum ortaya çıkıyor. Sorun bu. Bu çok önemli bir konu. İç politikaya hitap ediyorsanız, seçmene hitap ederek dış politika yapıyorsanız, ki siz biraz önce ifade ettiniz, dış politikanın milli olması lazım. İç siyasetten bağımsız olması lazım. Siz de bunu ifade ettiniz ama öyle değil maalesef. İç politikaya yönelik dış politika yapıyoruz. Bu sorunlara muhatap oluyoruz. Bu sıkıntılara düçar oluyoruz maalesef. Böyle bir durum söz konusu. Dış politikayı milli menfaatlerden ziyade oya tahvil etmeye çalışırsak sonuçlar böyle olur. Ve iç politika kadar bir de güven sorunu var. Eğer uluslararası anlaşmalara uymuyorsanız, yaptığınız uluslararası anlaşmalara, kabul ettiğiniz uluslararası anlaşmalara uymuyorsanız güven sorunu var demektir. Sıkıntılar var demektir. Güven sorunu bizde hemen hemen her alanda var. Şu anda Türkiye'ye yatırım yapılmaması, doğrudan yatırımların maalesef negatif olması, dışarıya yapılan doğrudan yatırımların Türkiye'den daha fazla olması güven sorununa güven sorunuyla alakalıdır. Aynı sorunun dış politikada da olduğunu maalesef görüyoruz. Sayın Bakanım, birçok arkadaşım var dış politikayla ilgili. Onlar anlatacaklar ama ben kendi alanıma giren bir iki konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi geçenlerde OECD bünyesinde kurulu FAFT var. Mali Eylem Görev Gücü. Burada gri listeye alındık. Gri listeye alınacağımızı epeyden beri biliyorduk. Türkiye'nin yaptığı eylemler, işlemler nedeniyle, çıkardığı kanunlar nedeniyle bu noktaya geleceğini biliyorduk. Bununla ilgili olarak da geçen yıllarda da yakın zamana kadar da ifadelerimiz var. Çok önemli bir konuydu. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın doğrudan doğruya ilgilendiği bir konu değil ama sonuçta dış politikamızla doğrudan ilgili bir konu. Sizin de bilmeniz, ilgilenmenizi gerektiren bir konu. Dış politikamızın ekonomi eksenli de olması gerekiyor Sayın Bakanım. Yani ekonomi ağırlıklı Türkiye'nin menfaatleri derken ekonomik menfaatlerini öne alan, önceleyen bir dış politikamız olması gerekiyor. Bu anlamda da OECD bünyesinde FAFT'tan gri listesine alınmamız çok önemli. Bu Türkiye'yi ne kadar sıkıntıya sokar siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ne kadar olumsuzluk getirir siz daha iyi farkındasınız. Bu konuyla ilgili bilmiyorum Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı'nı uyardı mı? Bu konuyla ilgili kabine toplantılarında uyarılarda bulundunuz mu? Ve bu gri listeye alınma ilk değil. İkinci defadır alınıyoruz. Bunun bir an önce giderilmesi lazım ve gereklerinin yapılması lazım. Bu gerekler de yerine getirilmiyor. En son geçen dönem çıkardığımız bir kanun vardı. O kanun yeterli değildi. FAFT'ın 40 önerisi var. Bunlardan biz 28'ini yaptık. En önemlilerini yerine getirmedik. Bunları yerine getirmemiz lazım. Dışişleri Bakanlığı'nın da bunu takip etmesi lazım. Avrupa Birliği bünyesinde GRECO Yolsuzluklar Komisyonu var, komitesi var. Burası da epeyden beri Türkiye'yi uyarıyor. GRECO'nun uyarıları konusu siyaset ve yargı ile ilgili. Siyaset ve yargıda somut adımlar atın diyor kısaca. Belli kurallar koyun diyor. Diyor ki yargı mensupları da, siyasetçiler de, milletvekilleri de mesela hediye alımında belli kriterlere uysun. Şu rakamın üstündeki bir hediye şahsına ait değildir, devlete aittir densin. Bu yazılı olarak kurala bağlansın.
etik kuralları siyasetçilerin söz konusu olsun, yargının aynı şekilde etik kuralları söz konusu olsun, bunlar yazılı kanun haline getirilsin. Bunları istiyor. Biz bunları yerine getirmiyoruz. Epeyden beri bunu yapıyoruz. Orada da sonuç olarak bir sıkıntı söz konusu olacak, öyle görünüyor. Sayın Bakanım, bu dönemde görülüyor ki bizim sorunlarımızın odağında somutlaştırırsak S-400 meselesi yatıyor önemli ölçüde de. S-400 bir girişimcilik meselesi midir bilmiyorum. Girişimci ve insani dış politika diyorsunuz ya, bir girişimcilik konusu mudur S-400? Anlayabilmiş değilim ama S-400'e 2,5 milyar dolar verildi. Dışişleri Bakanlığı'na soruldu mu S-400 alınırken bilmiyorum. Bu kurumsal bir akılla, devlet aklıyla Türkiye'nin yaptığı bir iş midir? Şu anda birçok sorunun odağı haline gelmiş durumda S-400 meselesi. S-400'ü çözmeden hiçbir meseleyi çözmemiz F-16'larda dahil olmak üzere neredeyse mümkün değil. Bu S-400'ün kime karşı kullanılacağı, neden şimdiye kadar kurulmadığı gibi birçok soru var. Bunları geçiyorum. Ancak S-400 alınırken kurumsal bir akılla alınmalıydı ve devamında da o kurumsal akıl devam etmeliydi. Devlet aklı devam etmeliydi. Bir prensibi göstermesi açısından, yani kurulması hiç önemli değil. Bize karşı bir savunma füzeleri verilmiyordu. Onlara karşı prensip olarak bunu aldık, kararlılığımızı da gösterdik. Gösterebildik mi gerçekten? Yani parası önemli değil, bir kararlılığı göstermesi açısından önemliydi, onun için aldık deniyorsa, ki deniyor zaman zaman bu tür ifadeler duyuyorum. Nedir bu kararlılığımız, bu devlet aklı, bu prensip meselesi nedir, onu bilemiyorum doğrusu. S-400 çok önemli bir sorunumuz haline gelmiştir. Bu konuyla ilgili hakikaten devlet aklıyla sorunun çözümü gerekmektedir artık. Çünkü diğer konuların çözümü de ona bağlı olarak değişecektir. Şimdi Sayın Bakan, bütçeden bahsettiniz. 200 küsur yerde, 243 yerde mi faaliyette bulunuyor Dışişleri Bakanlığımız? 250 oldu. Şimdi bununla ilgili olarak 7 milyar 487,5 milyara yakın bir bütçeniz var. Bu bütçe büyük görünüyor. Geçen yıla göre de %29'luk bir artış var ama genel bütçe içerisinde 4,27'lik bir paya sahip. Yani geçmişte 4,89'da 5'e yakın bir paya sahip bütçeniz varken şimdi 4,27'lik bir bütçeniz var. Sonuç olarak da 700 küsür milyon dolarlık bir bütçe bu Sayın Bakanım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesi, dışişleri bütçesi sadece 40-50 milyar dolar civarında diye hatırlıyorum. Böyle bir bütçe içerisinde çok küçük bir rakam bu bütçe. Tabii ki Türkiye için önemli bir rakam ama Türkiye'nin bütçesi de zaten 200 milyar doların altında. 175 milyar dolarlık bir bütçemiz var neredeyse. Sıkıntılı bir bütçe. Onun için Türkiye'nin sözleri de, dışişleri politikası da, dış politikası da ona paralel olarak tabii ki yumuşuyor, dediklerini yapamaz hale geliyor. Ekonomi çok önemli, onun için ekonomi odaklı olması gereken bir dış politikamızın olması lazım. Hele bu kriz döneminde ekonominin tüm dünyada krize girdiği, ara malları ile ilgili, emtia ile ilgili sıkıntıların olduğu, dünyada fiyatların yeni bir denge arayışı içinde olduğu bu dönemde Dışişleri Bakanlığı'nın da daha fazla ekonomiyle ilgilenmesi gerekiyor. Bir teşekkürü de yine için yapacağım. Kesin hesapla ilgili güzel bilgiler vermiştiniz. Biraz daha geçen yıllara göre açıklamalarınız daha fazla. Teşekkür ederim. Burada çünkü sadece yapacaklarımız değil, yaptığımız harcamaların bilgisini de vermemiz gerekiyor, bilgilendirmek gerekiyor. Bakanlığınız o konuda biraz daha hassas davranmış. Demin konuşmanız sırasında Sayıştay raporları ile ilgili olarak şunu söylediniz yalnız. Hazine ve Sayıştay'ın çelişkileri var. Nelerdir bu çelişkiler Sayın Bakan? Bunu soruyorum. Sorarsanız anlatırız demiştiniz. Bunları konuşmak için buradayız aslında. Nedir bu sorunlar? Şimdi
Bildiğim kadarıyla mahsup süreleriyle ilgili demin Sayıştay'dan arkadaşlarla da konuştum. Mahsup süreleriyle ilgili ve avanslarla ilgili sorunlar var. Hazine bu konuda çok şey davranıyor. Gevşek davranıyor. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu vardır. Kamu mali yönetiminin anayasasıdır. Ona uygun olmak zorunda. Bizim çıkardığımız bütçeler maalesef o kanuna çok uygun değil. E-Cetveli ile Dışişleri Bakanlığı'na ve diğer bakanlıklara kuralların dışında haklar tanınıyor. Yapılan işlemler ağırlıklı olarak hazine tarafından, maliye tarafından kural dışı işlemler E-Cetveli'ne alınıyor. Bütçe prensipleri dışında, 5018'in dışında ödemeler yapılması sağlanıyor. Bunlar doğru değil. Sayıştay raporunda sizinle ilgili olarak bakanlığınızın Sayıştay raporunda önemli bulgular var. 10 bulgu var. Bunların tek tek irdelenmesi burada, keşke zamanınız olsa da tek tek bunları konuşabilsek. Yani çok önemli değildir belki dışişlerinin bu kadar sorunu sıkıntısı varken, dış politika ile ilgili bu kadar konu varken bunların konuşulması gereksizdir denebilir, arkadaşlarımız da diyebilir, ama bu iş bunun için yapılıyor. Özellikle sonuç olarak yurt dışı temsilciliklerin alımlarına ilişkin düzenlemelerin hala tamamlanmamış olması, bu konuda mevzuat düzenlemelerinin, yolluk avanslarında yasal süresi içerisinde beyanname verilmemesi ve kapatılmaması gibi konular var. Yurt dışı tedavi giderlerinin ödenmesinde mevcut mevzuatın uygulamadaki sorunları gidermede yetersiz kalması var. Eğer insani olacaksa kendi personelimizin de bu konularda sorunla karşılaşmaması lazım. Dünya küçülüyor. Türkiye sağlıkla ilgili olarak yurt dışından gelenlerin de faturalarını ödeyen bir hale geldi. Sadece Dışişleri Bakanlığı mensupları ile ilgili sorunlar söz konusu değil. Bu konularla ilgili olarak hem içeride hem dışarıda uygulayabileceğimiz uluslararası geçerliliği olan kurallara ihtiyacımız var artık. Bunları yapmak zorundayız. Bunları da küçümsemememiz lazım. Bakanlığımızın dünyanın birçok yerinde gayrimenkulü var, binası var, araç gereci var. Buradaki taşınmazlarla ilgili Dışişleri Bakanlığı hala tahsisleri tamamlayamadı, envanteri net olarak çıkaramadı. Burada Sayıştay raporunda eleştiriliyor. Taşınmaz icmal cetvelleri hala tam olarak hazırlanmadı. Bunların da yapılması lazım. Taşınmaz yetkilisi görevlendirilmesi lazım diyor Sayıştay. Bunları da halletmek lazım. Bu bulgular güzel bulgular. Ele alınması lazım. Diğer Avrupa Birliği ve Türk Hakkı'yla ilgili olarak da rapor gayet iyi, Sayıştay raporu. Onların da dikkate alınması lazım. Sayın Bakanım, biraz önce sizin de anlatmaya çalıştığınız gibi, benim de ifade etmeye çalıştığım gibi, dünyada farklı bir döneme giriyor. Farklı bir kavşaktayız. Söylediğim gibi yeni bir denge arayışı, düzen arayışı söz konusu. Türkiye'nin de bu arayış içerisinde önemli, hassas bir ülke olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizin de dediğiniz gibi dış politikamızın milli olması lazım. Muhalefete bilgi veren, muhalefetle paylaşan bir anlayışta olması lazım. Onun için teşekkür ederim. Ancak teşekkür ederim. Ancak birçok konuda mesela son tezkerede olduğu gibi bilgi verilmiyor. Neden yapıldı? Mesela son tezkerede olduğu gibi Türkiye'ye asker geleceğiyle ilgili konuların bilgilendirilmemesi söz konusu. En son Roma'ya siz benden daha iyi biliyorsunuz. Merkel yeni dönemin muhtemel başbakanıyla, Sosyal Demokrat Parti lideriyle beraber gitti. Onu da diğer liderlere tanıttı. Yani böyle bir anlayışta söz konusu iken Türkiye'nin böyle bir hassas dönemde daha fazla bu konulara muhalefet, yani dış politikayla ilgili olarak özellikle daha fazla muhalefet iktidar ilişkisinin sıkılaşmasına önem göstermemesi düşünülemez. Dediğiniz doğrudur, ancak bunun uygulamada da yapılması lazım. Daha fazla işbirliği içerisinde, bilgilendirme içerisinde olmamız lazım. Bu devletle ilgili,
milli menfaatlerimizle ilgili bir konu. Bunun oluşturulması da hep beraber olur. Sahiplenmesi de hep beraber olur. Beraber, birlikte yapmamız gereken bir konudur. Bu konuda daha fazla hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz. Birçok konuda Dışişleri Bakanı da, bakanlık mensupları da bazı görüşmelerde devre dışı bırakılarak görüşmeler yapılıyor. Bunları da biliyoruz. Bunlar gibi sıkıntılar varken bizim bu talebimizin fazla hayalci olduğunu da söyleyebiliriz belki, ama bunları aşmamız lazım. Daha gerçekçi bir noktadan bakılması, yaklaşılması lazım. Ben bir de süren bitmeden bu resmi kalkınma yardımlarını sormak istiyorum Sayın Bakanım. Son yıllarda gördüğüm kadarıyla o 40 milyar dolardı ya Suriyelilere yaptığımız yardımlar, resmi kalkınma yardımları 50 milyar doları aşmış vaziyette. 45 milyar doları sadece Suriye'ye, göçmenlere ayrılmış vaziyette. Son rakam nedir? Bununla ilgili bilgi verebilirseniz memnun olurum. Bazı rakamlar var elimizde ama sizin teyit etmeniz bizi memnun edecektir. Bilgilerimizi ve yorumlarımızı sağlamlaştıracaktır. Bir de bu Afgan göçmeni konusunda sorular bölümünde şey yapmayacağım, izin almayacağım, tekrar sormayacağım. Göçmen meselesiyle ilgili, son durumla ilgili bilgi verebilirseniz hem sayılar hem de yaptığımız düzenlemeler konusunda memnun oluruz. Bütçelerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Yüreklendirdiği ve Türkiye'nin Amerikan çıkarlarına zarar veren davranışları nedeniyle suçlandığı bir kararname. Zatıaliniz buna ilişkin benim kanaatimce zayıf sayılacak bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda hiçbir şey duymadık. Biden'la görüşmede bu dile gelmedi. Ulusal onurumuz açısından bu kararnameyi nasıl niteliyorsunuz? Buna bu kadar zayıf tepki verilmiş olması karşılıklılık esasına uygun mudur? Şimdi size iktidar olduğunuz dönemde bölgeyi barış havzası olarak teslim eden sizden önceki iktidar vardı. Rahmetle anıyorum, İsmail Cem Dışişleri Bakanlığı döneminde bütün komşularımızla sıfır sorunlu bir bölge yaratmıştı. Bugün geldiğimiz tabloda iyi ilişki içerisinde olduğumuz tek bir komşumuz yok. Son 10 yılda uyguladığınız politikalar, ehil olmayan ellerle ya da başka bir nedenle, bu tartışmayı burada yapmayacağım, Türkiye'yi hem ekonomik olarak hem sosyolojik olarak hem de dış politikada diplomatik olarak dışlanmış bir ülke durumuna düşürdü. Israrla ve iddiayla dile getirdiğiniz Doğu Akdeniz konusunda bile oluşan bütün paktlar Türkiye'yi dışlamış vaziyette. Akdeniz'de İsrail'le, Mısır'la ve Suriye'yle yaratmış olduğunuz kötü ilişki ortamı 10 yılda Türkiye'ye çok pahalıya mal oldu. Umuyorum ki iyi ilişkileri kurmaya çabanız daha gelişkin hale gelir. Ama oluşan paktların içerisinde Türkiye olmadığı gibi bir NATO ülkesi olan Türkiye'ye karşı, NATO ülkesi Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi ve Fransa bir araya gelerek tavır alabilir hale geldi. Biz her şeyi karşımızdakilere yüklemek yerine kendi uyguladığımız politik yöntemlerin bir acizlik, bir boşluk yarattığını da düşünebilir miyiz? Türkiye son 10 yıldır diplomatik olarak kullanması gereken argümanları terk edip tekçi bir çalışmayla sadece Sayın Cumhurbaşkanı ve etrafındaki danışmanlarla çalışır olmanın faturasını mı ödüyor? Bu konuya sizden bir yanıt bekliyorum. Son Biden görüşmesinde olumlu denebilecek noktalar var. Bir saati aşan bir görüşmeyi organize edebilmeniz olumlu bir şeydir. Aksi halde yine onurumuzla oynanmış bir tablo söz konusu olacaktı. Zatenizin o görüşmeye katılmış olması da bizim açımızdan çok olumludur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı son dönemde tek olarak görüşmeler yapıyor, kurumsal ilişkiler kurmuyordu. Bu atılan adımı olumlu buluyoruz. Ama bu görüşmede dahil, daha önceki görüşmelerde de Türk halkına eksik iletişim kurdurma yöntemleri uygulandı. Bu görüşmede S-400'lerden bahsettiğini söylüyor Biden ve sözcüsü. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı ile olan görüşmede hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve demokrasiye yönelik olarak eleştirel bir bakış açısını dile getirdiğini söylüyor. Sarayın yapmış olduğu, iletişim başkanlığının yapmış olduğu açıklamalarda bunlar yok. Neden yok? Türk halkı neden doğru bilgilendirilmiyor? Ayrıca neden böyle bir iki başlı durum söz konusu? Dışişleri Bakanı sizseniz bu açıklama dört dörtlük sizden neden gelmiyor? Saray sözcüsünden eksik olarak neden halkımız enforme ediliyor?
Son olarak şunu söyleyeceğim. Kuzey Irak'ta 33 askerimiz şehit oldu. Ağzınızdan net olarak askerlerimizi şehit eden devletin adını duymak istiyorum. Ona mukabeleyi bilmişsin olarak hangi uygulamanın yapıldığını duymak istiyorum. 33 askerin öldürülmesine, şehit edilmesine hava üslerini tarumar ettik derseniz bu bizi tatmin etmeyecektir Sayın Bakan. Askerlerimizin tırnağı etmeyecek muameleleri sakın oradaki mukabeleyi bilmişsin olarak bize sunmaya kalkmayınız. Uzun süredir partim dile getiriyor. Askerlerimiz gözlem kulelerinin olduğu yerde yalnızlaştırılmış, 5 gözlem kulesine 12 gözlem kulesi düşmüş durumda ve can güvenlikleriyle ilgili de sıkıntılı bir ortamın içerisinde bırakıldıklarını söylüyoruz. Sizlerin yapması gereken, dile getirdiğimiz gibi M4'ün ve M5'in kuzeyine ve batısına planlı bir şekilde çıkma olması gerekirken bunlara kulağınızı tıkadınız bugüne kadar. Bir çıkma politikası özellikle son dönemde gelişen ABD ve Rusya'nın İdlib'de Suriye askerleriyle yapacak oldukları bir müdahale sonucu görebilme ihtimali olan Türk askerinin görebilme ihtimali olan zarara karşı planlı bir çıkma politikanız var mıdır Suriye'den, yoksa nedenlerini açıklar mısınız? Teşekkür ediyorum. Yürütme adını verdiğimiz yönetim bakımından siz özellikle parlamenter diplomasi üzerine vurgu yaptınız. Ben de parlamenter rejime dikkat çekmek istiyorum. Şimdi burada önümde bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Ve bu kararname çerçevesinde madde 20, bent Ç, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu oluşturulmuş bulunuyor Cumhurbaşkanlığı nezdinde. Acaba kurul başkan vekili aramızda mı? Zira kurul başkan vekilinin aramızda olup olmamasına göre konuşmamı şekillendireceğim. Sayın Bakan dinliyor mu acaba? Evet. Kurul başkanı acaba aramızda mı Sayın Bakan? Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanı. Çünkü bu anayasa değişikliğine göre yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşkanı'na verilmiş bulunuyor. Politikalar Cumhurbaşkanlığı nezdindeki kurullar tarafından yürütülüyor ve bakanlar daha çok bu politikaların uygulayıcısı konumunda. Bulunmuyor olması burada olumludur bence. Yoksa eğer, çünkü bu parlamenter rejime dönüş iradesinin bir göstergesidir. Zira bu şekilde Dışişleri Bakanlığı varken ayrıca Dış Politikalar Yüksek Kurulu'nun bir paralel kurul olarak bulunmasına gerek yoktur. Demek ki bu fiiliyatta da işlememektedir böyle bir kuruluş. Bu itibarla her ne kadar 539 maddelik bir nolu CBK defalarca değiştirildi. 85'e varan CBK'nin yarısı torba ise de bu da aslında neden parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmenin sürdürülemez olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Sayın Bakan, insan haklarına bir sayfa kadar yer veriyorsunuz konuşmanızda ve Avrupa Konseyi'ne hiç yer vermiyorsunuz. Benim iki şapkam var bu konuda ve bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Bir, insan hakları Avrupa hukuku derslerini Avrupa üniversitelerinde vermiş bir kişi olarak, bir de 20 yıl önce sizin bakanlığınızla insan hakları eğitimi, BM insan hakları eğitimi 10 yılı ulusal komitesinin hakim ve savcıların eğitiminden sorumlu üyesi sıfatıyla Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi ile çok yakından çalışma yaptık, yürüttük, çok verimli çalışmalar yaptık ve bu çerçevede aslında Dışişleri Bakanlığı bütçesinde Avrupa Konseyi'nin bağımsız bir başlık olarak yer almıyor olması önemli bir eksikliktir diye bir saptama yapmak istiyorum. Çünkü bu çerçevede esasen önümde metin var, 6 başlık halinde. Bu metin aslında Avrupa Mahkemesi'nin, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu pilot kararlarla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinin 220, 299, 301, 314'e kadar yasama organının bu konudaki düzenleme yükümlülüğünü öngörmektedir bunlar ve zannediyorum Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi bu konuda önemli bir sorumlulukta
karşı karşıya bulunmaktadır. Şimdi bu çerçevede Sayın Bakan sizin de imzanızın olduğu için altında OHAL KYK'lere eklenen listeler içerisinde sadece birine değineceğim. Barış akademisyenleri, bilindiği gibi barış akademisyenleri barışa çağrıda bulundular, şiddete değil. Ama onların adları, bir kısmının adları sadece, örneğin Marmara Üniversitesi'ndekilerin adları yer aldı ama İstanbul Üniversitesi'ndekiler yer almadı. Ayrımcılığa tabi tutularak adları yer aldı ek listelerde ve bu kişiler Anayasa Mahkemesi tarafından, Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından aklandılar. Ama Olağanüstü Halk İşlemleri İnceleme Komisyonu bir türlü bunların görevine dönmelerine müsaade etmiyor. Sayın Bakan, tabii ki bu belki sizin elinizde değildir. Tek başına tamamlanmıştır. Bir dakika sayın, sadece çok kısaca toparlıyorum. Sayın Bakan, bu konuda kuşkusuz sizin de sorumluluğunuz, vicdani sorumluluğunuz var ve bu konuyu lütfen gündeminize alınız. Son nokta olarak, tabii Avrupa Konseyi'ne yer vermemiş olmanız, acaba Avrupa Konseyi ve Mahkemesi iç hukukumuzun bir parçasıdır şeklinde anlayışınızın bir sonucu mudur? Böyle ise eğer olumludur, ama bu durumda Avrupa Mahkemesi kararlarını tartışmaya açmamamız gerekir. Gereklerini yerine getirmemiz gerekir. Son cümle. İklim anlaşması çok önemli ama o ne kadar önemliyse İstanbul Sözleşmesi'nin çıkışı da o kadar sakıncalıdır. Zannediyorum eğer parlamenter rejim söz konusu olsaydı Bakanlar Kurulu'nda bu görüşülecekti. Ona hayır diyecektiniz. Ama parlamenter rejim olmadığı için, Bakanlar Kurulu bulunmadığı için, sadece fiili kabine toplantıları söz konusu olduğu için onu yapamadınız. Bu da parlamenter rejime dönüşün ne kadar yaşamsal olduğunu gösteriyor. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, Sayın Avrupa Birliği Başkanımız, değerli bürokratlar, değerli üyeler, ben de yeni çalışma süreci biliyorum. Çok önemli bir bakanlığın hepimiz açısından stratejik önemli. İşte Sayın Bakan milli ve siyaset üstü olması gerektiğini tekrar vurguladı bugün de. Ancak son geldiğimiz aşamada ve bugün yapılan konuşmalarda da hep aynı vurguya değindik. Geçen bütçe görüşmelerinde de aynı sorun vardı. Dış politika, savunma gibi stratejik alanlarımızın maalesef ulusal politika temelinden son zamanlarda da özellikle uzaklaşıp daha çok tabii ki bir sistem değişikliğiyle karşı karşıya kaldık. Bir anayasal değişiklik oldu ve neticede daha çok bir partinin, hatta bir kişinin stratejik bir hedefi ve maalesef kararları ya da iktidarına indirgenen bir süreçle karşı karşıya kaldık ki bugünkü temel vurgular da böyleydi. Uzun vadeli öngörülen stratejik ulusal hedefler yerine biz daha fazla dış politikada kısa vadeli, dönemsel, işte konjonktürel, kişisel tercihlere indirgenen bir dış politika sürecinde sürecin hakim olduğuna karşılaştık. Ben Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesiyim, Karma Parlamento Komisyonu üyesiyim. Daha çok Avrupa Birliği bağlamında değerlendirmeler yapacağım. Sağda ve masada güçlü Türkiye savı ve tezi var. Ancak bunun Avrupa Birliği temelinde çok da karşılığını bulmadı. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan'ın hatimi dinlenmesi gerekiyor. Daha sonra uluslararası alanda özellikle de AB bağlamında uzlaşma, diyalog çok önemsediğiniz, bugün tekrar vurgu yaptığınız ya da çözüm, sonuç almak yerine daha çok kutuplaşma ve çatışma ortamıyla beslenen bir süreye şahit olduk. Ve Avrupa Birliği bağlamında kısa vadeli ve işte sanki biraz da şahsi çıkar ya da işte dönemsel çıkara yönelik bir dış politika anlayışı hakim oldu. Ve doğal olarak da somut bir sonuç elde edemedik. Ve bir gerileme süreci var tabii ki Avrupa Birliği sürecinde. Ve de itibarsızlaşan, güven kaybeden bir süreç. Ama en önemlisi Sayın Bakan, değerli üyeler, kurumsuzlaşan ve şeffaflıktan uzaklaşan ve bunun maliyeti de doğal olarak en çok da ekonomik maliyet olarak karşımıza çıktı. Ki bugün siz de sunumunuzda dikkat çekici bir şekilde dış politika ve ekonomi bağlamından bir bakış açısı ortaya koydunuz. İşte Mali Eylem Görev Gücü'nün FATS raporu. Şimdi burada bizim taahhüt ettiğimiz 2023 AB'ye katılım için ulusal eylem planına, sermayenin dolaşımı faslına uyum noktasında bir taahhüdümüz var. Şimdi biz bu taahhüdümüzü yerine getirmedik ve ülkemiz gri liste sürecinde.
İşte Avrupa Birliği raporuna değineceğim. Kamu, ihale yasası, yolsuzlukla mücadele, birçok ulusal ve iç politika anlamında yapmamız gereken ve taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri yapmadık. Ve şimdi biz bunu çıkıp belki işte günün sonunda işte Avrupa Birliği'ne ön yargıları diyeceğiz, çifte standart diyeceğiz. Yani benim burada vurgum bizim ulusal düzeyde yapmamız gereken mevzuatları daha yerine getirmedik. İşte Büyükelçi krizi son bir karşı karşıya kaldığımız kriz. Ya burada asıl neden biz böyle bir muameleyle karşı karşıya kaldık? İçeriği neydi, gerekçesi neydi ve neden? Gerçekten çok önemli 10 ülkenin Büyükelçisi ve Avrupa ülkesi çoğunluğu da böyle bir yaklaşımla karşı karşıya kaldık. Ama biz, ben geçen yıl konuşmamda da Sayın Bakan hatırlayacaksınız. Hep liyakatli kadroları vurgulamıştım ve kurumsallaşmayı vurgulamıştım. Ama işte bunun önemini tam da biz Büyükelçi krizinde somut olarak elde ettik. Ve bu uyarımızı tekrar yerine getiriyorum. Diplomatik krizler yaşadık. Hep Avrupa Birliği, işte aday ülkesi ve resmi aday ülkesi olduğumuz süreçten uzaklaştıkça biz hep ekonomik maliyetlerle karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan ve genel kurumsal ve liyakatli kadroda yaşanan tahribat Avrupa Birliği sürecine de yansıdı. Ve işte Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden bugün Avrupa Birliği Başkanlığı sürecine geldik ve başkanlığın görev alanı sınırlandırıldı. Daha işlevsiz bir hale geldi. Bizim hedefimiz başkanlığın, çünkü hatırlıyorsanız ilk başlangıç sürecimiz baş müzakereciydi ve çok etkin bir role sahipti ve kilit bir role sahipti ve birçok diplomatik sorunu da çözebiliyorduk. Ama bugün Avrupa Birliği Biz Başkanlığı'nın daha güçlü ve öncü bir kadroluyla beraber bu diplomatik süreci yönetmesini istiyoruz. Böyle olmalı çünkü aksi halde kişisel bir sürece indirgeniyor ve kurumsallaşmadan uzaklaşıyoruz ve politik süreçler, diplomatik sorunlar kişisel olarak algılanıyor. Ben bunu Avrupa Birliği ile yapmış olduğumuz, komisyonla beraber yapmış olduğumuz müzakerelerdeki gözlemlerimi size iletiyorum. Kurucusu olduğumuz kurumların sizin söylediğiniz gibi AB bağlamında öyle yükselen profilimiz, artan etkimiz ya da küresel ağırlığımız pekişmiyor maalesef. Burada evet, Avrupa Birliği'nin çifte standardı ve Avrupa Birliği'nin ikili sorunlu olduğumuz ülkeler var, ön yargıları var. Ama biz şimdi günün sonunda bütün bunları getirip yine siz sunumunuzda ön yargı, mesnetsiz ifadedir Avrupa Birliği'nin. İşte sağda masada güçlü Türkiye, savı. Ya bundan çıkmalıyız artık. Biz bu bağlamdan çıkmalıyız. Biz bir şeyler yapmalıyız ki o raporda ülkemizin haklı tezlerinin dahi savunulmadığı bir noktadan ülkemizi çıkartmalıyız. AİHM kararları, burası çok önemli gerçekten. Çünkü biz o kurumun kurucusuyuz ve bu Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tarafıyız. Ya buna uymamak ve buradan bir sorunlu hale gelmek gerçekten ülkemizin itibarı açısından çok sorunlu bir alan. Rapora baktığımız zaman maalesef hızlı geriye gidiş var. Ben 6 yıldır parlamentodayım. Uzun süredir de Avrupa Birliği çalışan bir akademisyenim. Gerçekten sizin döneminizde 2005 sonrası elde ettiğimiz kazanımlardan da geriye gidiyoruz. Ve de çok kritik kazanımlarımız vardı. 16 yılda 16 başlık açabildik sadece. Bir başlık sadece geçici kapatıldı. Ama bakın giderek aday ülke statüsünden de uzak. Bırakın stratejik üyelik hedefi. Artık raporlarda komşu ülke statüsüne indirgendik. Bu ciddi bir sorun. Taahhütlerimiz var, yükümlülüklerimiz var. Ya biz kabul ettik bu kriterleri, adaylık kriterlerimizi. İşte siyasi kriterler en önemlisi. Bunlardaki geriye gidişler, bu sizin iktidarınız dönemindeki kazanımlardan geriye gidişler var. Ama en önemli geriye gidişler ekonomik kriterlerde Sayın Bakan. Ki bunlarda da güçlü kurumlar kurmuştuk, bağımsız özel kurumlar kurmuştuk. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu kurumlar da talip olmaya başladı. Hukuksal mevzuatı da uyum noktası. Bu üç alanda da ciddi geriye gidiş var. Evet, özellikle de gerçekten rapora yansıyan, söylediğim gibi bağımsız ve özel kurumlardaki tahribatlar, güçler ayrılığı ilkesinin özellikle yeni sistemle beraber denetim mekanizmalarının, karar alma mekanizmalarının merkezileşmesi, gücün tek yerde toplanması ve demokratik kurumların işleyişi, şeffaflık, hesap verebilirlik, liyakat. Zaten biz bu uyarıları içeride de yapıyoruz. Ama bunun Uluslararası Avrupa Birliği üyelik raporlarımıza yansıması temel sorun. Bu uyarıları ve bunlarla ilgili adımlar atmamız gerekiyor. Reform paketleri yaptık. Yargı reform paketleri, ben de komisyonla ilgili Brüksel'deki çalışmalarımız hep bu paketleri gündeme getirdik bir, ama bunun uygulama sonuçları yok ve bu uygulama sonuçları çelişkili bir duruma getiriyor ülkemize. Bütün bu uygulama sonuçları bugün rapora yansımış.
Şimdi bunu yine çıkıp bir çifte standart ya da ön yargısı diyemeyiz Avrupa Birliği. Böyle bir savı ortaya koyamayız. Öz eleştiri yapmalıyız. Taahhütlerimizi, kabul ettiğimiz üyelik kriterlerimizi sorgulamalıyız. Ve gerçekten bunları iyi tespit etmeli. Bunlarla ilgili adımlar atmalıyız. Yani Avrupa Birliği'nin gelip raportörün rapor tutma sürecinden çıkıp bizim bu süreci tekrar 2005 sonrası yapmış olduğumuz gibi yapmamız gerekiyor. Biz bütün bunları çifte standart ön yargı noktasına düşünüp ve bunları yok sayarsak bir aşama kaydedemiyoruz maalesef. Düzenleyici denetleyici kurumlarda Merkez Bankası'na değinmek istiyorum. Rapora en çok yansıyan kurum, buradaki keyfi atamalar, kurumların zayıflatılması, itibarsızlaşması, Merkez Bankası'nın bir gece değişmesi sadece Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi değil Sayın Bakan. Bunun yarattığı etki, güven ortamı, gerçekten ekonomik anlamda yansıması, bunu da yine bir çifte standart bağlamında değerlendirmesiniz. Gümrük Birliği sürecinde yapamadık, bir modernizasyon sürecine gelemedik. Ön yargılar var diyeceksiniz yine. İşte üyelik müzakerelerimizin açılmayan fasıllar var burada. Ama bunları aşamıyoruz. Şimdi bir de yeşil mutabakat sürecinde biz daha Gümrük Birliği'ni güncelleyemezken yeşil mutabakatta nasıl bir aşama kaydedeceğiz? 18 Mart mutabakatı 72 kriterden 6'sı kaldı. Tamamlayamadık. Siz geçen yıl dediniz ki işte bir virgüle dahi takıntı gibi bir cümle kullandınız. Ya biz hala bu virgül sürecinde miyiz? Terörün tanımı var, taahhüt ettik. Ama bir ilerleme kaydedemedik bu noktada da. Ve Amor işte raportör açıkladı. Biz diyor yerine getirdik diyor bu kriterleri. Türkiye taahhütlerine uymuyor. Ya ekonomik ve sosyal maliyetini bu kadar yüklendiğimiz vize mutabakat sürecinde mülteci sorununda dahi biz haklı tezlerimizi savunamadık gidip. Ve vize konusunda da işte güncelleme bekliyoruz şimdi. Evet, biz Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'ndan bir iki cümle bahsetmek istiyorum. Şimdi yasal mevzuatlar yapılıyor ve bu komisyon etkili şekilde işletilmiyor. Ve müzakere başlıklarımızın açıldığı konularda dahi bu komisyonla bir görüşme yapamıyoruz. Şimdi biz yine bunu da Avrupa Birliği'ne mi yükleyeceğiz bunun suçunu? Meclisteki bu niteliksiz yasama sürecine Avrupa Birliği'nin çifte standartı mı diyeceğiz tekrar? KPK'ya değinmek istiyorum. Sürem bitti. Son cümlelerinizi alayım. Karma Parlamento Komisyonu'nda başkanım, değerli bakanım, bir kriz var. Yönetim krizi var ve bunu aşamıyoruz. Ve doğal olarak da söylediğiniz o parlamenter diyalog gelişemiyor Avrupa Birliği'nde ve çok önemli. Çünkü biz bunu, sayın başkanlar burada yok galiba, sayın Kariyer ve sayın Gülpınar'ın kişisel biraz da ve komisyonumuzun o zamanki kişisel performansıyla onu toplayabilmiştik Aralık 2018'de. Ama bir yönetim krizi var. Bu konuda ne yapacaksınız? Bu KPK krizi devam edecek mi? Parlamenter diyaloğu nasıl aşacağız? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kurduğu Türkiye'mizde ne yazık ki Ege'de 19 ada ve 2 kayalık Yunan işgali altında. Örnek mi? Lozan ve Paris anlaşmalarına göre Eşek Adası Türkiye toprağıdır. Ancak Eşek Adası 2004 yılından bu yana fiili olarak tabiri yerindeyse Yunanistan tarafından işgal edilmiş ve uluslararası hukuk çiğnenmiştir. Aydın iline bağlı bu adanın egemenlik hakkının Yunanistan'a devredildiğine dair hiçbir anlaşma mevcut değilken, ortada bir mutabakat yokken Yunanistan bu ada üzerinde ulusal hapishane, okul ve belediye başkanlığı ile askeri üsler inşa etmiştir. 2020 Mart ayında görevi devralan Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın ilk işi de Eşek Adası'nı ziyaret etmek olmuştur. Mangal partisi düzenlemiştir Yunanistan Cumhurbaşkanı. Hukuka aykırı olarak kurulan ulusal hapishaneyi, okulu ve belediye başkanlığını ziyaret etmiştir. Peki bizim hükümetimiz ne yaptı? Hiçbir şey. Bu sessizlik bugünün sessizliği değildir. Daha önceki yıllarda konuyla ilgili Eşek Adası'nın egemenlik hakkının kimde olduğu, işgal edilip edilmediği sorularını yanıtlayamadığı gibi laf cambazlığı yapılmıştır. Sonuç olarak Yunanistan yıllardır Lozan Anlaşması'nı ihlal etmekte ve işgalci politikası ile silahsızlanma ilkesini yerine getirmemekte küresel barışın sağlanması amacının dışında hareket etmektedir. Belli ki iktidarın ilgisiz, samimiyetsiz, gayri ciddi tavrı nedeniyle Eşek Adası sürekli bir problem olarak gündeme gelecektir. Şimdi size soruyorum Sayın Bakan. Eşek Adası'nın resmi statüsü nedir? Bu adalar hangi ülkeye aittir? Bu konu hakkında Ege'deki adalarımız olunca neden sessiz kalınmaktadır? Yunanistan Ege Denizi'nde işgal ettikleri Türk adalarını ne zaman boşaltacaktır? İşgal edilen adalar konusunda nota vermeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben söz vereceğim. Tur abi bey hazırsanız size söz veriyorum. Evet. Buyurun lütfen. Süreniz 5 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım, 19 yıldır iktidardasınız. 19 yıldan bu yana komşularımızla sıfır sorun derken
sırf sorun hale geldi Türkiye. Afganistan sorunu, Kabil hava alanı, değerli bakanım, Kabil hava alanı deyince herkesin aklına uyuşturucu geliyor, kara para geliyor. Maalesef büyükelçiler sorunu niçin çıktı ortaya? Niye 10 büyükelçiye bu konuda biz deklarasyon vermelerine sebebiyet yarattık? Personel 10 grantı niçin dedik? Niye geriye aldık? Bunların hepsinin mutlaka sizce bir anlamı vardır. Suriye sorunu 2 yıla çıkarıldı. Suriye'ye yapılacak olan bu 2 yıl içindeki olayda sizin seçimleri uzatmak gibi yahut seçimleri ortadan kaldırmak gibi bir niyetiniz mi vardır? Rusya'da ikili ilişkilerde özellikle Sayın Putin'le Cumhurbaşkanımız kendilerinden başka kimseyi almadılar. Peki bunların arasında tercüman kimdi? Büyük ihtimalle Rus'tu. Peki size güvenmiyorlar mı da bir Rus vasıtası, tercüman vasıtasıyla konuşuyorlar? Sayın Bakanım, karşılıklı ziyaretler biliyorsunuz karşılıklılık ilkesine göre yapılır. Ama maalesef biz özellikle Suriye bölgesinde 34 tane askerimiz şehit olduğu halde bize gelip hesap vermeleri gerekirken biz onların ayağına gidip onlardan bir nevi özür dilermiş gibi bir tavır içine girdik. Şimdi bunun bir sebebi olmalı. Açıklayabilecek misiniz? Değerli Bakanım, soft kara para konusu, kara para atlama konusu gibi bir duruma düştük maalesef. Burada da gri listeye arandık. Bu utanç verici bir şey. Bugün bizim dışımızdaki hangi ülkeye sorsanız bu Türkiye hakkında kara para aklanmakla ilgili bir soru işareti çengel gibi kafalara takılır. Kanal İstanbul'da kendi halkımızı dinlemediniz ama Putin yapmayın dediği zaman onu dinlediniz. Halk Bankası olayı bizim Türkiye için uluslararası ilişkilerde resmen yüz karamız oldu Sayın Bakanım. Geçtiğimiz günlerde Amerikan mahkemesi verdiğimiz bir kararı bir geriye çevirdi, reddetti. AB kriterlerinden gittikçe uzaklaştınız. AB başkanlar toplantısı öncesinde Biden AB başkanlarına özellikle bir mesaj gönderdi. Sayın Erdoğan'ı sıkıştırmayın, taviz vermeye hazır dedi. Bu utanç verici bir şey Sayın Bakanım. Ne anlama geliyor bu? Şimdi Sayın Bakanım çok önemli bir konuda yine Akdeniz'le ilgili ama Akdeniz'le de Pasifik konusunu bir araya getirerek ben sizinle bu konuyu konuşmak istiyorum. Çin'i çevrelemek için Amerika, orada Japonya, Hindistan, Fransız adaları ve Avustralya ile bir dörtgen kurdu. Pasifik dörtgeni. Bu dörtgeni kurduğu zaman Fransız adalarını ele geçirmek için, orada egemenlik kurmak için Fransa'ya da Akdeniz'i bıraktı. Şimdi bizim Akdeniz'deki haklarımız bu konuda Fransa'nın eline mi geçti? Ege Denizi'ndeki adalarımız şu anda ne durumda? Ege Denizi'nde biliyorsunuz bütün adalara turizm bahanesiyle Yunanistan tesisler kurmakta. Biz ne yapıyoruz? Sadece seyrediyoruz. Bu konuda adalar valiliği konusunda bir çalışmanız var mı? O konuyu da burada zikrederseniz memnun olacağız. Araplarla bizim ilişkilerimizde şöyle bir durum vardı. Sürekli olarak uluslararası ilişkilerde bizi bekliyorlar. Biz ne diyeceğiz? Biz ne konuşacağız? Ondan sonra adım atmaya başlıyorlardı. Şimdi özellikle Akdeniz'de bütün Arap ülkeleri Fransa ile Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile Birleşik Amerika ile ilişki içindeler ve burada bizim zerremiz dahi okunmuyor. Akdeniz'e en büyük kıyısı olan bir ülkeyiz. Değerli Bakanım, ben tekrar söylüyorum. Kavga ile bir yere varılmaz. Bizim çok güzel bir sözümüz vardı. Yurtta barış, dünyada barış. Yurtta barış, dünyada barışı, yurtta kavga, dünyada kavgaya çevirdiniz. Bu nedenle de Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde zerre kadar bir itibarı kalmadı. Bizim en yüksek görevlimiz Amerika'ya gidiyor. Amerika'da, Sayın Bakanım, Amerika'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali tarafından karşılanıyor. Son cümlelerinizi alalım, süreniz tamamlanmıştır. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Rusya ile olan ilişkilerimiz de bu mealde. Bir komşumuzla biz savaş halindeyiz. Niye?
Teşekkür ederim. Bu ülkenin iktidarıyla biz bir araya gelip de sorunlara ortak çözüm arayamaz mıyız diyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sözler ifade etti. Öncelikle bu sözlerini geri alması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri dahil tüm üyelerinin de Türkiye Cumhuriyeti'nde gidemeyeceği yer yoktur. Aslında bu sadece bizim için değil, hepimiz için geçerli olan bir şeydir. Hepimiz bu ülkenin her köşesine gidebiliriz, gidebilmeliyiz. O yüzden bunu şuraya gittin, buraya gittin vesaire gibi noktaya getirmemek lazım. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu, siz de biliyorsunuz ki Artvin'de PKK'nın adalet yürüyüşü sırasında da IŞİD'in terör saldırılarına, terör girişimlerine muhatap olmuş bir kişidir. Ayrıca şunu da anımsatmak isterim ki bizzat AK Parti iktidarı, hükümeti seçim kazanmak için daha çok uzun oldu değil. 2 sene önce terör örgütü elebaşısından mektup taşıdınız. Yine bir teröristten devletin televizyonuna çıkardınız. Anımsayın, sırf İstanbul seçimlerini kazanmak için. O yüzden teröre destek vesaire gibi şeyleri burada değil, aramak istiyorsanız başka yerde arayın demek zorundayım. Bu sözünüzde geri almanızı bir kere daha talep ediyorum. Şimdi asıl konuşacağım konuya yeni geçebiliyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, siz ve beraberinizdeki heyet üyeleriniz hoş geldiniz. Sunumunuzu dinledik, teşekkür ederiz. Ama bu sunum Türkiye'nin uluslararası arenada düştüğü acıklı durumun farkında bile olmaktan uzak, hayal dünyasında dolaşan bir anlayışla hazırlanmış. Türkiye bugün dünyada yapayalnız kalmış, kara para aklanan, rüşvet anlayışını zirve yaptığı, insan haklarına saygı duymayan, kadın hakları ile sorunlu. Burada parantez açıyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz bir şekilde çekildikten sonra bulunduğunuz sıraların tamamını kadın diplomatlarla doldursanız bile bir anlamı yoktur Sayın Bakan. Ayrıca yine uluslararası ambargoları delen, dünya uyuşturucu trafiği içinde yer alan bir görüntü sergilemektedir. Ya bunların farkında değilsiniz ya da gerçekleri görmekten kaçınmaktasınız. Sayın Bakan, en uzun Dışişleri Bakanlığı yapmış isimlerden birisiniz. Ama döneminiz maalesef bakanlığın dış politikadaki ağırlığının yok olduğu bir dönem olarak anılacak. Bakanlık dış politikanın belirlenme sürecinden tamamen, uygulanma sürecinden de büyük ölçüde dışlandı. Tek görevi mesaj iletmek olan haberleşme kurumuna döndü. Dışişleri Bakanlığı siz mi yürütüyorsunuz yoksa Savunma Bakanı mı yürütüyor, İbrahim Kalın mı yürütüyor yoksa Fahrettin Altun mu belli değil. Bakanlığın kurumsal yapısı erozyona uğradı. Bir yanda siyasi atamalar var. Büyükelçilik koltukları AK Partili milletvekilleri için, saray bürokratları için emeklilik projesine dönüştü. Dışarıdan atanan isimler arasında kimler yok ki? Rüşvet dosyalarının objelerinden tutun da neler neler. En masumu yanımda getirdim. Bakın yeğeninin avukatlık firmasını büyükelçilik sitesinden tanıtıyor. Bakın. Restoranda güven mektubu sunan mı ararsınız? Bunların hepsi bizi üzüyor. Hadi bunlar dışarıdan atananlar. Bir de bakanlıktan yetiştiği söylenen büyükelçilere bakıyoruz. Dışişleri Bakanlığı tarihinde görülmemiş görüntüler. Bakın, belki sizin de iradeniz dışında AK Partili arkadaşınız büyükelçi olunca ortada kalan bir diplomatımız muhtemelen kendisinin Rizeli olduğunu anımsatmak için, tayin listesi dışında kalmamak için çay toplama görüntüsü yayınladı. Yani Kurtlar Vadisi ile müziğiyle büyükelçiye giriş videosu çeken mi? Evinin kapısında hizmetçileri dizip kendisine selam verdirip videosunu sosyal medyadan yayınlayan mı? Bunları biliyorsunuz nerelerde olduğunu. Yani şunu mu demek istiyorsunuz bizlere? İçeridekilerden ancak bu kadarı çıkıyor. Onun için biz de milletvekillerimizi, dönem arkadaşlarımı büyükelçi yapmak zorundayım mı diyorsunuz? Öyle diyorsanız bu bakanlığın özveriyle çalışan yüzlerce çalışanına yıllardır kenarda beklettiğiniz onlarca kıdemli diplomata büyük haksızlık yaparsınız. İzlenen dış politika maalesef sarayın iç politikasıdır. Bunun sonucunda geleneksel dostlarımız, müttefiklerimiz ve komşularımızla ilişkilerimizde ciddi zemin kaybına uğradık. Güvenirliğimiz, tarafsızlığımız yara aldı. Zamanında Türkiye'nin dostu olan ülkeler Türkiye'ye hasım cepheler oluşturma içinde yer alıyorlar. 72 yurtdışı ziyaret, 260 telefon, 40 video konferans. Peki sonuç? Büyük yalnızlık. Dış politikayı iç politikaya malzeme etme inadınız, ideolojik saplantılı politikalarınız nedeniyle Doğu Akdeniz'de kıpırdayamaz haldeyiz. Gemiler nerede? Memleketiniz Antalya'da. Sayın Bakan, siz Avrupa Konseyi'nin yasama organında görev yapmış, Parlamenter Asamble'nin başkanlığı gibi Türkiye açısından gurur verici bir konumda bulunan bir isimsiniz. Sizin kadar Dışişleri Bakanlığı yapan, Avrupa Konseyi'nde görev yapan birinin bugünün dünyasında insan hakları konusunun iç işleri müdahalesi olmadığını bilmemesi düşünülemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının önemini, uygulanması gerektiğini belki de bu salonda en iyi bilen kişisiniz. Biz değil miyiz Yunanistan, Batı Trakya ile ilgili ahim kararlarını uygulamıyor diyen? Haydi büyükelçiler ortak açıklamayla yanlış yaptı.
İyi ama kendi vatandaşınızın, kendi ülkemizin yargısı nedeniyle karşı karşıya kaldığı bir adaletsizlik var ortada. Kendi vatandaşımızın hakkının Batı ülkeleri tarafından savunuluyor olması ülkemiz açısından, hele hele sizin açınızdan bir büyük ayıp değil midir? Ayrıca diplomatik zafer diyorsunuz. Hakikaten buna inanıyor musunuz? Öyleyse Hollanda Başbakanı'nın hem de genel başkanınız Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonraki açıklamasını nereye koyacaksınız? Hemen bitiriyorum. Artık dış politikayı iç politikaya alet etmekten vazgeçin. Sayın Bakan, meslek memurları inisiyatif kullanmaktan çekiniyor. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerin Türkiye'de görev yapan diplomatları nezdinde ağırlığını, önceliğini yitiriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına bakın. Diplomasinin yerindelik, objektiflik, tutarlılık, üslupta ölçülülük ilkeleri tamamen bir kenara bırakılmış vaziyette. Üstten bakan, meydan okuyan dille konuşmak meziyet görülüyor. Devlet ve hükümet adına açıklamalarda da sorun var. Son cümlelerim sayın. Biliyorsunuz bugün sürem bir bölümü hemen bitiriyorum. Devlet ve hükümet adına açıklamalarda da sorun var. Siyasetçinin yapması gerekeni bürokrat yapıyor. Bürokratın yeterli olacağı durumda siyasetçi devreye giriyor. Sayın Bakan, üzülerek bildiriyorum ki dış politikada ülkemiz hiç bu kadar çaresiz olmamıştı. Uluslararası planda yapayalnız kalmamıza yol açan mevcut dış politikamızın gözden geçirilmesi şarttır. Bu bağlamda gerçekçilikten, akılcılıktan ve tutarlılıktan uzak yaklaşımlar bir an önce terk edilmelidir. Son olarak meclise bilgi vermekten bahsediyorsunuz. Bakın, Afganistan konusunu aylardır konuşuyoruz. Kabil aşağı, Kabil yukarı. Gelip bırakın meclise, dışişleri komisyonuna ya da parti liderlerine, dışişleri komisyonu üyelerine bilgi verdiniz mi? Tezkereler konusunda partileri önceden bilgilendirdiniz mi? Yurt dışında Türklerin derdi derdimiz, sevinci sevincimiz diyorsunuz. Hangi meselesini çözdünüz? 7 milyon gurbetçiyi tek başına bıraktınız otomatik bilgi değişimi anlaşmasını yürürlüğe sokarak. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Sayın Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığımızın değerli mensupları, değerli bürokrat arkadaşlarımız, sayın milletvekilleri. Ben de sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Şöyle bir değerlendirmeyle başlayacağım. Tabii Sayın Bakan, benim kanaatim o ki Cumhuriyet tarihi bakımından çok özel bir şahsiyet. Şu sebeple Tevfik Rüştü Aras'tan sonra en uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapan bir bakan oturuyor komisyonumuzun sıralarında. Ancak beni gerçekten hayrete düşüren mesele şu. Sayın Bakan'ın döneminde Türkiye dış politika alanında çok kapsamlı, çok büyük, çok derin başarısızlıklar yaşadı. Çok büyük sorunlar yaşadı Türkiye. Bu kadar büyük sorunların, bu kadar büyük başarısızlıkların olduğu bir ortamda Sayın Bakan'ın Cumhuriyet tarihi içerisinde en uzun sürede ikinci sırada yer alan Dışişleri Bakanı olması gerçekten çok özel bir durum. Şimdi biraz bunun sebepleri üzerinde durmak istiyorum. Yani niçin Sayın Bakan'ın Cumhuriyet tarihimiz bakımından son derece başarısız bir bakanlık dönemini ve Türkiye'nin hangi sorunları bu dönemde yaşadığını hatırlatmak istiyorum. Bir defa Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde biliyorsunuz 2017 yılında biz denetim sürecini aldık. Avrupa Konseyi'nin tarihinde ilk defa denetimden çıkmış bir ülke, yani biliyorsunuz 2004 yılında denetimden çıkmıştık. İlk defa Avrupa Konseyi'nin tarihinde denetimden çıkmış bir ülke tekrar denetime girdi. Ve bunun üzerinden, bu gelişmenin üzerinden 4,5 yılı aşkın bir süre geçti ve hiçbir ilerleme yok, hiçbir olumlu gelişme yok. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki durumu gerçekten büyük bir kriz meselesi haline geliyor. Ve yine bu şartlarda Sayın Bakan bize yaptıkları konuşmalarında diyorlar ki uluslararası örgütlerde yükselen profilimiz ve artan etkimiz küresel ağırlığımızı pekiştiriyor. Gerçekten değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin tekrar hatırlatmak istiyorum, kurucu üyesi olduğu, 12 kurucusundan birisi olduğu, Sayın Bakan'ın da geçmişte parlamenter asamblenin başkanı olarak görev yaptığı çok önemli bir uluslararası örgütteki durumumuz bu ve işte bu ay sonunda göreceğiz Türkiye ile ilgili çok ciddi gelişmelerin karşımıza çıkabileceği ihtimali tartışmaları da yine gündemde bulunuyor. Bakın Sayın Bakan'ın yine konuşması sırasında bir takım açıklamalar yaptıktan sonra
bölgelere, ülkelere, dosyalara ilişkin bölüme gelindiğinde tabii ki Afganistan'la, Suriye'yle, Libya'yla, Orta Doğu'yla devam ediyor. Bu aslında Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu dış politika ortamını gösteriyor. Türkiye'nin hangi sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu, Avrupa Birliği üyelik hedefini tamamen ne yazık ki kaybetmiş olduğunu, Batı ile ilişkilerinin çok ciddi bir kriz ortamında bulunduğunu gösteriyor. Şimdi Sayın Bakan'ın döneminde Amerikan Başkanı Biden sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Ve bu açıklamanın karşısında ne yazık ki Türkiye'den, Ankara'dan hiçbir ciddi ses yükselmedi. Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la yaptığı bütün görüşmelerde bu konuyu gündeme getirmekten geri durdu. Bu kendisine sorulduğunda da çok şükür gündeme gelmedi diye bir açıklama yaptı. Bunun yanında yine ABD ile ilişkilerimizde hatırlayacaksınız F-35 projesinden çıkartıldık. Savunma uzmanlarının açıklamalarına göre Türkiye bu projenin içerisinde bulunmaya devam etse savunma sanayimiz bakımından 11-12 milyar dolarlık bir ekonomik fırsat Türkiye'nin önüne gelmiş olacaktı. Ki bizim savunma sanayimizin ihracat kapasitesi düşünüldüğünde bu, yani bütün olumlu gelişmeler bir yana, çok önemli bir gelişmeydi Türkiye bakımından. Ve yine Sayın Bakan'ın döneminde Türkiye 35 projesinden çıkarıldı. Yine hatırlayacaksınız bir S-400'ler tartışmamız oldu. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında S-400'lerin aktive edileceği söylenmişti. 2020 yılının Nisan ayında. Aralık ayında Sayın Bakan Meclis'e geldiler. Bütçe görüşmeleri sırasında bu soruları kendilerine yönelttik. Çünkü Aralık ayında, yani Nisan'da olmadı Aralık'ta olacak diyorlardı. Ve üzerinden bir yıl daha geçti. Gerçekten bu kadar acil bir güvenlik ihtiyacıysa Türkiye bakımından S-400'lerin alınması ve aktive edilmesi, üzerinden bu kadar süre geçmiş olmasına rağmen niçin aktive edilmedi? Bunların yanında yine hatırlatmam gerekir ki Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından önemli bir konu ise ABD'nin başta Yunanistan olmak üzere Türkiye'nin etrafında bir takım askeri girişimler, tatbikatlar içinde bulunuyor olması ve yine Sayın Bakan'ın ve ne yazık ki Türkiye'deki yönetimin bu konuları da ciddi bir dış politika konusu haline getirip sonuç alamaması. Yani bize dert anlatmanızı Sayın Bakan, biz anlayamıyoruz. Yani siz bunları değiştirmek konumundasınız. Doğu Akdeniz'le ilgili gelip sizin sözcüleriniz genel kurulda, komisyonda Türkiye'nin bize haklı olduğunu anlatıyorlar. Buna gerek yok. Yani bunu sizden beklenen Dışişleri Bakanı olarak dünyaya kabul ettirmenizdir. Yani bir Meis Adası'nı düşünün, 10 kilometre karelik bir ada. Bunun 4000 katı bir deniz yetki alanı Meis Adası için tanımlanıyor. Bu kadar haklı olduğu bir konuda Türkiye böyle bir meseleyi savunamıyorsunuz. Bana anlatabilir misiniz? Bakanlığınız döneminde hangi ülkelerin politikalarını bu az önce anlattığım çerçevede değiştirme başarısını ortaya koydunuz? Hangi ülkenin? Hiçbirisinin. Gelip bize Türkiye'nin haklı olduğunu düşün. Buna gerek yok. Sizden beklenen uluslararası planda ülkelerin politikalarını değiştirebilecek girişimleri yapabiliyor olmanızdır. Bundan çok uzaksınız. Şimdi geçtiğimiz yıl yine bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Bakan'a hatırlatmıştık. Ya OECD önemli bir kuruluş. Buraya büyükelçi atayacaksınız. Ya Türkiye'de iktisatçım bitti. Hiçbir saygın uluslararası yayını olmayan, uluslararası bilim atıf endekslerinde bir tane yayını olmayan birisini büyükelçi atamayın dedik mi size? Şimdi karşılaştığımız manzara yine OECD kapsamında yapılan, biliyorsunuz hepinizin bildiği bu gri liste meselesinde Türkiye terörizmin finansmanı, kara parayla mücadele bu konularda başarısız olduğu gerekçesiyle gri listeye alındı. Türkiye'nin bu konularda gerekli çalışmaları yapacak bir bürokratik heyeti geçmişten getirdi Dışişleri Bakanlığımızın yok muydu Allah aşkına? Tekrar ifade etmek istiyorum. Ya bir tane bilim atıf endekslerinde yayını olmayan bir kimseyi niye siz büyükelçi olarak Dışişleri Bakanlığı'nın dışından OECD'ye dair bir temsilci atıyorsunuz? Bir başka soru. Ya eski AK Partili arkadaşlarınızı büyükelçi atamak gibi bir yaklaşım tarzınız var. Bunun doğru olmadığını söyledik. Yapmayın dedik. Defalarca söyledik. Eski bir yine AK Partili milletvekili arkadaşınızın eşi
bir gün bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Tam bu atama sürecinde. Söyleyecek çok söz var ama bir kere de söylersem yer yerinden oynar. Bu sosyal medya paylaşımı yapıldı. Arkasından Sayın Bakan siz bu ilgili kimseyi büyükelçi olarak atadınız. Bunun ben Dışişleri Bakanlığı'nın gelenekleriyle, Türkiye'nin böylesine güzide bir kurumun geçmiş uygulamalarıyla hiçbir şekilde örtüşebildiğini düşünemiyorum. Sayın Bakan, Avrupa Konseyi ile ilişkilerimiz konusunda bir önemli konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulanmayan kararları. Yani ben çok merak ediyorum. Bu Osman Kavala olayında gerçekten bir açıklama yaparsanız konuşma sırasında gerçekten çok merak ediyorum. Osman Kavala'nın beraat ettiği dava ile aynı gün başka bir davadan tutuklanmasını nasıl açıklıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bunun olduğu ortamda aynı davada tek tutuklunun Osman Kavala olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Ve bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymamamızı Türkiye'nin prestiji bakımından, uluslararası sözleşmelere uyması bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunu gerçekten duymak istiyorum, çok merak ediyorum. Bakın, demokrasiyi, insan haklarının, hukukun üstünlüğünü biz talep ederken her şeyden önce yurttaşlarımız bunu hak ediyorlar diye talep ediyoruz. Ya başkaları ne der falan, bu Türkiye'nin prestiji bakımından belki düşünülebilir. Ama en önemlisi, en temel olay bunun bir değer olduğudur. Demokrasinin, insan haklarının, hukukun değer olduğudur. Ve bizim yurttaşlarımızın bu değeri hak ettiğidir. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, Türkiye bakımından gerçekten çok ciddi dış politika sorunları var. Çok ciddi hezimetler arka arkaya yaşanıyor. Bunların bir örneği de tabii, az önce ifade ettim, Doğu Akdeniz'de yaşanıyor. Ya en uzun sahildar ülke Türkiye, en uzun kıyı bizim ve Türkiye'yi dışlamaya dönük çok ciddi girişimler var. Efendim, forumlar kuruluyor. Ve şunu da eklemem gerekli. Sizin döneminizde o kadar yanlış politikalar uygulandı ki tarihsel olarak Yunanistan'la İsrail hep sorunlu ilişkileri olmuştu. Ta 1992'ye kadar Yunanistan İsrail'i tanımamıştı. Şimdi böyle iki ülke birçok konuda Türkiye'ye karşı birleşebiliyor. Yani bunu bir dış politika başarısı olarak bize anlatmayacaksınız herhalde. Değerli arkadaşlarım, bakın bugün Yunanistan sizin yanlış politikalarınız nedeniyle Avrupa Birliği'nin Kuzey Afrika'ya ve Orta Doğu'ya açılan kapısı haline geldi. Birçok enerji işbirlikleri, yatırım işbirlikleri yapılıyor. Bunların olduğu bir ortamda biraz paylaşır mısınız bizimle acaba Yunanistan'ın o bölgedeki elde ettiği ekonomik kapasiteyle, imkanlarla bizim durumumuz karşılaştığında nasıl bir vaziyet var ortada? Biz bunları merak ediyoruz. Ne duymak istiyoruz? Dışişleri Bakanlığı'na başlangıçta da ifade ettiğim bizim büyük saygımız var. Geçmişte şehitler vermiş bir kuruluşumuz. Hem Osmanlı hem Cumhuriyet dönemi modernleşmesinde çok ciddi yeri olan bir tarihsel kuruluşumuz. Ancak bu kuruluşu neredeyse ortadan kaldıracak girişimler yapıyorsunuz. Bugün eski Türkiye'nin çok önemli diplomatları yazılar yazıyorlar, demeçler veriyorlar. Ya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'de bir uluslararası iletişim merkezi haline geldi. Tarihsel fonksiyonunu kaybetti diyorlar. Ben size bununla ilgili onlarca yorum gösterebilirim. Bakanlığınızın geçmiş mensupları. Değerli arkadaşlarım, bakın. Türkiye'nin böylesine büyük sorunlar yaşadığı, ABD ile ilişkilerinde, Rusya ile ilişkilerinde, ya sizin iktidar döneminizde Rusya'nın bölgede elde ettiği alanı bir düşünün. Yani 2008 Gürcistan Savaşı, ardından Kırım'ın ilhakı, sonra Suriye'deki durum. Ya yani Türkiye'nin etrafında oluyor bunların hepsi. Sizin döneminizde oluyor. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Yani gidip Putin'in kapısında bekleyip akşam televizyonlara seyran olmak dışında yaptıklarınızı ben gerçekten duymak istiyorum. Merak ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bakın. Dışişleri Bakanlığı, tekrar ifade ediyorum, bizim gerçekten önem verdiğimiz bir kuruluş. Böyle bir kuruluşun tarihsel olarak çok önemli bir makamı, mevkisi vardı. Dışişleri Bakanlığı müsteşarlığı vardı. Bakanlığın hafızası olarak gerçekten Türkiye tarihi bakımından da çok önemli bir konumdur. Bunu ortadan kaldırdınız. Buna ne gerek vardı Allah aşkına? Buna ne gerek vardı? Türkiye'nin kurumlarıyla niye bu kadar oynuyorsunuz? Ardından bakan yardımcılığı daha önceden getirdiğiniz, yani müsteşarlık ortadan kaldırdıktan sonra farklı bir içerik elde etti. Şimdi bakın, burada bazı şeyleri ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak, bir milletvekili olarak söylerken
Gerçekten utanıyorum. Ama biz gazetelerde sizin bakanlığınızı en üst konuma getirdiğiniz arkadaşların Ordu'nun bir ilçesinde belediye başkanı adaylığının tespiti için çok faaliyetler içerisinde bulunduğunu, bu işin içerisinde bir takım mafya organizasyonlarının dahil olduğunu, bir takım yerel medya efendim görevlilerinin tehdit edildiğini falan okuyoruz. Ya bu olacak iş midir ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir konuda bir yerel Anadolu'daki bir ilçenin belediye başkanının atanmasıyla ilgili bir tartışmanın içinde olmasını içinize sindirebiliyor musunuz? Dışişleri Bakanlığı'nın geçmişteki birikimiyle, şehitleriyle bu yaşanan gelişmeleri beraber düşünebiliyor musunuz? Değerli arkadaşlarım, süremin sonuna geliyorum. Bir önemli konuda Türkiye bakımından düşünülmesi gereken bu girişimci dış politika ifadesi. Yani ben gerçekten nerelere girişici deseniz, yani girişmek var sizin yaklaşım tarzınız içerisinde. Ama bu girişimlerin ne olduğunu ve Türkiye'ye neler kattığını gerçekten merak ediyorum. Açıklamanız içerisinde bunlara yer verirseniz mutluluk duyarım. Ve yine hatırlatmak istiyorum. Avrupa Birliği üyeliği hedefi ortadan ne yazık ki kalktı. Siz konuşmanızda artık bunu gündeminize bile almıyorsunuz. Ve yine sormak istiyorum. Ya bir 2015-16 dönemlerinden hafızamızda kalan bir vize anlaşması, vize serbestliği var. Bu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunun bir yanıtı var mı? Yani ne zaman bizim yurttaşlarımızın önünde vizesiz Avrupa kapıları açılacak? Ve bunun bir taahhüt olduğunu siz defalarca söylediniz. Ne güzeldir. Son cümlelerimizi aldım. Söyleyecek çok şey var Sayın Başkan. Aklınıza sığınarak tabii süremi de aşmak istemiyorum. Ben Sayın Bakan'ın açıklamalarını çok merak ediyorum. Geçmişte de kendisine genel kurulda da sorular sormuştuk. Sorularımız yanıtsız kaldı. Umarım bugün bu yanıtları duymuş oluruz. Ben tekrar komisyon üyelerine de katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. 2022 yılı bütçesi şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sayın Bakan, ilk önce uzun süredir bu görevde bulunduğunuzdan dolayı özellikle uzman bir ve de geçmişi fazlaca hem Amerika'da hem de ülke dışında bulunan bir kişi olarak da son zamanlarda verdiğiniz ciddi çabadan dolayı teşekkür ederiz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hatalardan dolayı da maalesef hem sizler hem de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm vatandaşlarımız ciddi anlamda sıkıntıya girmektedir. Ve de son olay biliyorsunuz bir gün Rusyacı olmak, bir gün Amerikacı olmak bir liyakat kuralları içerisinde değil de farklı bir düşünce ikili ilişkiler içerisinde olmamızdan dolayı maalesef Amerika'ya 1 milyar 400 milyon dolar ödeyip daha sonra aynen yerel deyimle Mercedes almaya gittik. Ancak Murat 124'ü bile vermediler. Ona bile razı olduğumuz halde onu bile vermediler. Maalesef bu kötü gidişata umarım bir şekilde dur dene diyorum. Ben Sayın Bakan sözlerimi birkaç tane başlık altında soru olaraktan sizlere yöneltmek istiyorum. İlk önce Amerika ile ilgili başladık. Amerika ile devam etmek istiyorum. ABD'de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde kilit role sahip olan ve hatta F-16'ların alımı içinde onayı gereken ABD Kongresi ile ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi konusunda çalışmalarımız var mıdır ve de nelerdir? ABD iktidarımızın ABD'de hangi lobi firmaları ile çalışmaktadır? Bu firmalar hangi konularda lobi faaliyetlerinde bulunmaktadırlar? Varsa söz konusu firmalara yapılan ödemelerle ilgili bilgi verebilir misiniz? Diğer taraftan Afganistan'la alakalı bir sorularım olacak Sayın Bakan. Ülkemize yönelen düzensiz göç akınına ilişkin olarak hangi tedbirler alınmaktadır? Ve de ülkemizde bulunan Afgan kökenli toplam kaç kişi vardır şu anda? Bu kişilerin ülkemizde bulunma statülerine göre dağılımı nedir? 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında liderler düzeyinde gerçekleştirilen ikili görüşmelerden sonra ülkemize kaçak yollardan giriş yapan Afganlı vatandaşların sayısı ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Afgan vatandaşlarına tıpkı Suriyelilerde olduğu gibi toplu olarak geçici koruma statüsü verilmesine ilişkin bir çalışma sürdürülüyor mu? Böyle bir çalışma arzusu içerisinde misiniz? Benim de komisyon üyesi olduğum Avrupa Birliği'nde alakalı birkaç sorum olacak Sayın Bakan.
Türkiye-AB ilişkileri üyelik süreci zemininde ilerleme kaydedilmemektedir. Bu durumu aşmak için bir politika izlemeyi değiştirmeyi veya değişik bir politika izlemeyi düşünüyor musunuz? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda bir çalışmamız var mıdır veya ne zaman olacaktır? Ülkemize verilen sözle alakalı ancak yapılan yanlış politikalar sebebiyle askıya alınan vize serbestliğinin sağlanması konusunda nasıl bir bu sorunu aşmakla alakalı nasıl bir çalışma içerisindesiniz? Rusya ile alakalı Ukrayna'ya satılan SİHA'ların Rusya'ya karşı kullanılması Rusya ile karşı karşıya gelinen bir diğer sorundur. Bu konuda son yapmış olduğunuz Türkiye'de üretilmiş olabileceğine ancak kullanımın Ukrayna'ya ait olduğunu bu nedenle Türkiye'nin suçlanmayacağını açıklaması Rusya'nın duyduğu rahatsızlığı gidermiş midir? Suriye ile alakalı ise 4 Kasım 2021 itibariyle İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait kaç askerimiz ve de teçhizatımız vardır? Bununla alakalı bilgi verebilir misiniz? Yine Suriye ile alakalı Sayın Bakan, Esad yönetiminin Arap ülkeleri tarafından yeniden kabul görmesi sonrasında Suriye'de politikamızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Esad'la bir görüşme yapıp Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözülmesiyle alakalı nasıl adımlar atmayı düşünüyorsunuz? Bir de bir konuda Sadat Anonim şirketinin yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerle bilginiz dahilinde midir? Sadat AŞ ile ilgili kamuoyunda yer alan ülkemizin uluslararası toplum nezdindeki itibarını derinden sarsacak ve ülkemizi üstesinden gelemeyeceği sonuçlara karşısında bırakacak iddialara ilişkin hangi önlemler alınmaktadır? Özellikle bu konuyla alakalı hassasiyetle cevap beklemektedir. Sayın Başkan tamamladım. Benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sağ olun Sayın Bakan. Kerer olmuş başlıklar şeklinde sayarsak bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazların cins tahsisleri yapılmamış, taşınmaz yetkilisi görevlendirilmemiş ve iç ballarda bunlar rastlanmamıştır. 2. Yurt dışından misyonlara gönderilen avans ve kredilerle ilgili herhangi bir muhasebe kayıtlarında kurlar kullanılmamış. Burada sıkıntılar var. Gönderilen avanslarla krediler hesabında sıkıntılar var. Uluslararası kuruluşlara yapılan katkı, taahhüt ve ödemelerin nazım hesapları izlenmemiş. Yani kimlere bu katkılar yapılıyor? Bu paralar kime veriliyor? Bunlar belli değil. Yurt dışındaki tedavi giderlere ilgili sıkıntılar bunlar. Değerli Bakanım, tabii sizin bu konuşma metninizde İslami fobi ve nefretten bahsetmişsiniz. Evet, çok değerli, kıymetli bir bilgi. Yalnız bu değerli ve kıymetli bilgi bizim yurt dışındaki ziyaretlerimizde yaşadığımız sorun şu. Deniliyor ki genellikle seçim sürecinde hiçbir ayrım yapmaksızın gerek yurt dışındaki iktidarda bulunan siyasi partilerin genel başkanı gerek Türkiye'deki bulunan siyasi partilerin genel başkanları kullandıkları nefret dili nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarımızın sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Diyorlar ki siz Türkiye'de genel başkan yani cumhurbaşkanı orada kullandığı üslup ve dil sırf birkaç tane oy devşirmek için biz burada sıkıntılar yaşıyoruz. Sizden istirhamım diyorlar. Ne olur yani bizim yurt dışında aşağı yukarı Avrupa'da 4,5-5 milyona yakın insanın yaşadığını unutmayın. Siyaseten 3-5 oy uğruna bizim buradaki mal güvenliğimizi, can güvenliğimizi, din ve vicdan özgürlüğümüzü tehlikeye düşürmeyin diyorlar. Bu anlamda sizden istirhamım Dışişleri Bakanlığı olarak bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na iletmenizde yarar var. Çünkü burada aynı sizin AK Parti'deki arkadaşlarımız da vardı. Onun için dışarıdaki uslubumuzu, Türkiye'deki uslubumuzu oy devşirmek için kullanılıyor. Bu yurt dışındaki bulunan vatandaşlarımıza zarar veriyor. Hiçbir dönemde bu kadar nefret dilinin kullanıldığı bir dönem yaşanmadı. Değerli Bakanım, yani siz bunu çok iyi bilirsiniz. Şimdi yurt dışındakilerle vatandaşımız diyor ki kardeşim ben yurt dışında yaşıyorum. Bana çıkış harcı dayatmayın. Vatandaş gelip gidemiyor. Uçak biletleri çok yüksek. Bu konuda bize yardımcı olun diyorlar. Ve aynı şekilde mesele yurt dışında bizim Türk Hava Yolları'nın ajantası var. Fransa'da Paris'te örnek vereyim ben size. 7 tane orada kabin var. Çalışan Türk vatandaşı yok. Bir kişi var şef. O da gayet rahat. Giderseniz de bulamayabilirsiniz. Yani bizim
Fransa'da yaşayan hiçbir Türk vatandaşımız yok. Hep oraya yabancı personel alınıyor. Türk vatandaşımız orada var. 800 bine yakın Türk vatandaşımız var. Ve onlarla giden gayet rahat Fransızca, İngilizce, Türkçe bilen vatandaşlarımız var. Bunları biz niye orada istihdam etmiyoruz? Maalesef sorunlu. Aynı şekilde tapu sicil müdürlükleri, konsolosluklarda mesele Berlin'de var. Berlin'de açmışsınız, ben sizi kutluyorum. Yani Berlin'de bulunan vatandaş Antalya'daki tapusunda satabiliyor. Gayet rahat İstanbul'dakinde. Ama bunun aynı şekilde diğer devlet ülkelerden yaygınlaştırmamışsınız. Bunun yaygınlaştırılmasından yarar var. Personel eksikliği var. Ödenek eksikliği var. Oradaki vatandaşımız sıkıntıya düşüyor mu? Düşüyor. Elçiliğe gidiyor, konsolosluğa gidiyor. Oradaki konsolosluk ve elçi vatandaşa katkı anlamında kendi ceplerine veya oradaki iş adamlarından dilenerek ancak katkı sunabiliyorlar. Oradaki personelimizi bu duruma düşürmeyelim. Yani mümkün olduğuncaya kadar yurt dışındaki elçilik ve konsoloslukların ödeneklerini veya verilecek olan arttırmaktan fayda var. Tercüman hizmetleri, biz Sayın Başkanım 4 milletvekili yurt dışına Paris'e gittik. Bundan bitiriyorum. 15-20 gün önce, 10 gün öncesiydi. 4 tane milletvekili gidiyoruz. 3 tanesi meclisin personeli. Ya Allah rızası için yurt dışında tercüman hizmetini ücretle alıyoruz. Yani bu dış işlerine tercümanlık bilen kimse yok mu? Yani biz orada bu tercümanlık hizmetini niye alıyoruz? 4 milletvekili ve 3 tane meclis personeli gidiyor. Tercüman ücretini yurt dışında onu satın alıyoruz. Benim sizden istirhamım. Yani dış ilişkilerinde bu tercüman hizmeti gerçekten önemli diyorsunuz. Bir sıkıntı. Yani burada değerli başkanım, liyakata göre ne olur personel alın. Olabilir. Yani tamam ama dil bilmiyorsa son sözüm şu, bitiriyorum. Anlayışınıza da ve tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki mesele, her yerde hukuk ateşesi yok, milli eğitim yok. Mesele demişsiniz ki ana dille eğitim. Ana dille eğitim, siz burada oraya öğretmen göndermiyorsunuz. Eksik gönderiyorsunuz, yetersiz gönderiyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. Söz verdiğiniz için anlayışınıza teşekkür ederim. Bütçemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunuyorum. Niye verildi? Ne oldu? Nerede ve ne hatalar yaptık, bu soruyu sorun değerli arkadaşlarım. Bu sıkışıklığı nasıl atlatacağız, bunu istişare edin. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle istişare edin. Kullanışlı müttefik olmaya doğru gidiliyor. Her şeye evet noktasındayız. Oraya doğru gidiyoruz. Peki niye bu kadar bağırdık, çağırdık, ettik? Niye de değerli arkadaşlarım bunlara cevap vermek durumundasınız? Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Biden'ın gözlerine, bakışlarına bakarak Türkiye'nin ekonomisi falan değişiyor. Sabahtan akşama işte FED başkanı ne diyecek, Powell ne diyecek falan ne diyecek, bunlara bakıyor ekonomimiz, iş adamlarımız yatırım yapacak ya da yapmayacak. Türkiye'yi bu noktaya getirdiniz. Yani Türkiye yeniden uysal bir müttefik haline geliyor ama siz içeriye bize bağırmaya, çağırmaya devam ediyorsunuz. Ne oldu sıfır sorun değerli arkadaşlar? Sıfır sorundan bugün herkesle kavgalı bir ülke, bunu nasıl becerdiniz? Nasıl yapabildiniz? Bu soruyu ciddi bir şekilde sormak durumundayız değerli arkadaşlar. Bakın sizin dış politikanız nedir biliyor musunuz? Google diye bir bilgi kaynağı var değerli arkadaşlar. Giriyorsunuz orada bir tane adam. Türkiye filan yere bir büyükelçi açardı. Merak ediyor adam. Giriyor Kazakistan'da bir adam Google'a bakıyor. Tamam. Egemen Bağış. İşte filan yerde şu yolsuzlukta şey yapıldı, şu şekilde kurtarıldı. Yetmiyor, kendi diniyle, kitabıyla makara diyerek dalga geçen bir adam. Bu görülüyor, bu. Son cümleleri söylüyorum. Uluslararası prestijimiz ne oluyor? Bir bunu bırakıyor. Ne zaman bunu görevden alıyorsunuz? Sayın Bakanım, bir an evvel bunu halledin. Yazıktır bu ülkeye. Saygılarımla. Teşekkür ediyorum. Yönetim sistemi diyoruz ama yani bunun da sizlere getirdiği ekstra bir güçlük olduğunun da farkındayız. Zaman zaman bir takım hani sizin belki dışınızda da açıklamalar olup işinize karışılan durumlar da olduğunu görüyoruz. Ama her şeye rağmen özellikle bu son dönemdeki büyükelçi krizini geleneksel bir Türk diplomasisinin güçlü olan yapısıyla geçiştirmiş olmanızı ben tebrik ediyorum. Yani bu konuda size teşekkür ediyorum. Yine Azerbaycan Savaşı'nda da vermiş olduğunuz katkılardan da çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman keşke İbrahim Bey de burada olsaydı. Aynı bir hak teslimi konusunda devamlı İbrahim Bey söylüyor. İşte burada Sayın Bakan hakkını teslim ediyoruz. Yani büyükelçiler krizinin daha fazla büyümemiş olması. Evet.
Zaman böyle güzel örnekler oluyor. Tabii. Yani özellikle ben bir takip ettim ama kalktı gitti. Bunu artık arkadaşlar iletir zannediyorum. Sayın Bakanım, özellikle ben Suriye konusunda sizden bilgi almak istiyorum. Bakın büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu göçmenler konusunda ve her geçen gün giderek de ağırlaşıyor. Yani bizi hem ekonomik olarak yoruyor, hem insani açıdan yoran bir konu. Yani bu konuyu bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Bilmiyorum siz bakanlık olarak nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Yani Suriye konusunda ne yapmayı planlıyorsunuz ve hani bir 10 yıl sonra Suriye konusunda nerede olacağız? Siz hani bu konuya bir bakış açınızı ben merak ediyorum. Yani bir şeyler yapmak istiyorsunuz acaba, sıkıntılar yaşıyor musunuz? Biz parti olarak diyoruz ki inşallah önümüzdeki süreçte iktidara geldiğimiz zaman biz mülteciler konusunda evet insani haklar çerçevesinde ülkelerine tekrar geri göndermeyi düşünüyoruz. Hani sizin böyle bir çalışmanız var mıdır? Yani ülkemizin geleceği açısından bunun önemli olduğunu inanıyorum ki yani bunu yapmadığınız takdirde bakın pek çok diğer ülkelerden, şimdi de Afganistan'dan, farklı ülkelerden göçmenler gibi Türkiye sanki böyle bir bilgisayarın geri dönüşüm noktası gibi devamlı herkesi kabul eden bir noktadır. Ama hani siz bir evinize kaç kişi misafir edebilirsiniz? 5 kişi, 10 kişi, 50 kişi misafir edemezsiniz herhalde. Bu konuda da geleceğe yönelik olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Diğer bir nokta, yurt dışına gittiğimiz zaman büyükelçimizden elçilerimiz genellikle can siperhane evet mücadele veriyorlar sağ olsunlar. Yani tabii pek çoğu bu şekilde çalışıyor. Özellikle büyükelçilerimizin FETÖ ile ilgili mücadelede oldukça sıkıntı yaşadıklarına şahit oluyorum. Ve daha fazla desteğe ihtiyaçları var her alanda. Bu konuda da hani daha güçlü çalışma yapmanızın çok büyük faydası olacağına ben inanıyorum. Mesela yakın zamanda işte Kazakistan'a gittik. Orada da yine sıkıntılar devam ediyor. Kırgızistan'da öyle, Avrupa ülkelerinde yine öyle. Ve Türk Cumhuriyetlerinde özellikle Sayın Bakanım, Kıril alfabesinden artık Latin alfabesine geçmeyi düşünüyorlar. Ama bu konuda aktif şekilde Türk Dil Kurumu'nu kullanabiliriz, Türk Tarih Kurumu'nu kullanabiliriz. Türk Dil Kurumu'nun herhangi bir çalışmasını ben göremiyorum. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Türk Dil Kurumu'na ait biz orada eğer alfabeyi değiştireceklerse Türkçe, Türkiye Türkçesini kabul ettirmemiz lazım. Yani bu konuda çalışma yapmanızın ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani farklı bir Türk Cumhuriyeti, farklı bir alfabeyle gidip de Türkiye Türkçesinden çok farklı bir dil kabul ettiği takdirde... Son cümlelerinizi alın. Evet, yani bizim için de kendileri açısından da herhalde sıkıntı olacaktır. Bu konuda özellikle dil ihracı konusunda çalışma yapmanızın büyük önemli olduğuna inanıyor. Ve bütçenizin, ülkemiz ve milletimizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar. Ama uygulamaya baktığımızda maalesef... aynı şeyi görmüyoruz, aynı duyguları görmüyoruz. Çoğu zaman dış politikanın iç politikaya malzeme edildiğini, kurban edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu konularda da tabii ki haklı eleştirilerinizi dile getiriyoruz. Dikkate alınması da elbette ki hepimizin ortak çıkarları için önemli. Şimdi örneğin... ben meclise ilk geldi, vize serbestisi gelecekti. Anayasa Komisyonu üyesiydim. İşte siyasi etik yasasını geçirmiştik komisyondan. O dönem Kişisel Verileri Koruma Kanunu, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Kanunu böyle yoğun bir mesaiyle yaz ayında, işte Haziran ayında vize serbestisine geçeceğiz deniyordu. Çalışmıştık mecliste ama bir anda ne olduysa oldu, yine bir iç politika hamlesiyle işte başbakan görevden alındı, sivil bir darbe oldu. Yasa kadük oldu falan, o vize serbestisiyle ilgili kriterler de yarım kaldı. Şimdi bununla ilgili tekrar çalışmalar yapılacak mı? Bu kriterler hayata geçirecek mi? Yani yok işte yolsuzlukla mücadele, insan hakları, demokrasi, siyasi etik yasası. Çünkü her sene açıklanan tabii raporlarda da bu konuların maalesef ileri gitmediği, tam tersine geriye gittiği raporlanıyor ki bunların raporlanmasına gerek yok. Biz zaten bunu yaşıyoruz. İçerideki söylemlerimizde, konuşmalarımızda sık sık dile getiriyoruz. Aslında gönül ister ki hiçbir şekilde yani uluslararası sözleşmeler, kurumlar, raporlar vesaire olmadan biz Türkiye Cumhuriyeti olarak zamanında dünyaya örnek olmuş bir mücadele vermiş,
birçok devrimlerin öncülüğünü yapmış, birçok ülkeye örnek olmuş bir ülke olarak bu alanlarda işte yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, insan hakları, demokrasi konularında gerçekten kendi kendimize aşamaları kaydedip kendimizle yarışıp yine geçmişte olduğu gibi örnek olabilsek bulunduğumuz coğrafyaya ve diğer ülkelere. Yine İstanbul Sözleşmesi bu iç politikaya kurban edilen uluslararası sözleşmelerden biri. Bu aynı zamanda ya ülkemizin güvenilirliğini de zedeleniyor. Yani bir uluslararası sözleşme imzalıyorsunuz. Üstelik sizin ülkenizde, sizin şehrinizin ismiyle anılıyor. Ve bir anda içeride birkaç kişi itiraz etti diye oradan çekiliyorsunuz. Bu da yani dış politikada güvenilirlik en önemli konulardan bir tanesidir. Ama bunu yaşıyoruz. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmuşuz. AİHM'in kararlarını uygulayacağımızı taahhüt etmişiz. Bununla ilgili birçok örnek verildi. Ben şu örneği vereyim. Türk Ceza Kanunu 299. madde ile ilgili yine ihlal ifade özgürlüğü konusunda ihlal kararı verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hakaret maddesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini, 10. madde ihlal ettiğini söyledi ama bunu da uygulamıyoruz. Binlerce dava var şu anda. En ufak bir paylaşım, bir söylem, bir karikatür, bir eleştiri dava konusu olabiliyor. Yine bir konu turizm diplomasisinden bahsettiniz. Hani tematik konuları aktarırken orada yaşadığımız şeyler, evet turizm önemli, turizm gelirleri ekonomimiz açısından, cari açığın giderilmesi açısından önemli ama yani bu dış politika konuları uygulanırken hakikaten onurumuzla ilgili konularda hassasiyet gösterilmesi, yani o reklamlar konusunda daha dikkatli davranılması, bunun hani Kültür Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz dediniz, dikkatli olması konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum. AB süreciyle ilgili ilişkilerimizi geliştirme irademiz var dediniz ama bu iradenin hiçbir yansımasını görmüyoruz somut olarak. Dediğim gibi hiçbir konuda ilerleme kaydedemiyoruz. Her gün daha fazla insan hakları ihlali, daha fazla demokrasi kaybı, kurumların özelliklerinin kaybedilmesi gibi konular maalesef hem iç politikayı hem dış politikayı maalesef meşgul ediyor. Yine bu Afganistan'dan gelen yani göçmen diyemeyeceğim, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Bir statü verildi mi? Onu açıklarsanız Sayın Bakan, kaç kişi geldi? Bunlar takip ediliyor mu? Neredeler? Uyuyan hücreler mi? Bunların arasında yani yasa dışı radikal örgüt üyeleri var mı yok mu? O da hakikaten milletimizin merak ettiği, kaygı duyduğu konulardan birisi diyorum. Teşekkür ediyorum. Bütçeniz hayırlı olsun. Kendi ilimiz olan Hakkari'ye bile Türk bayrağı altında gidememiş, bir takım paçavralar altında gitmiş insandan bu Türkiye ne bekleyebilir ki? Bunları vatandaşlarımızın asla unutmaması lazım ve dolayısıyla da Türkiye'nin hakkını, hukukunu koruyan falan demiş bir suçlamada bulunmuş. Bu konularda birbirimizi suçlamamamız lazım. Eğer bu ülkenin bölünmesini istemiyorsak, birliğini, beraberliğini arzu ediyorsak birbirimize bu tür suçlamalar yapmamamız lazım. Hele burada, bu mikrofonlarda hiç yapmamamız lazım. Zannediyorum bir dil sürçmesi sonucu böyle bir şey oldu. Bu kavga tartışmayı da uzatmak istemiyorum. Sonuçta Hakkari vatan toprağıdır. Orada valisi, kaymakamı, İçişleri Bakanı, Başbakanı, Cumhurbaşkanı, herkes paçavra varsa onun orada dalgalanmasından sorumludur. Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'nu hatırlatmadan önce onları hatırlatması gerekir. Herhalde bir dil sürçmesi sonucu bunlar oldu. Birbirimizi bu tür konularla ilgili suçlarken daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyorum. Başkanım teşekkür ediyorum. 5 dakikanızı buyurun. Evet. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, öncelikle hoş geldiniz. Ben de bir Antalya milletvekili ve hemşeriniz olarak üstlenmiş olduğunuz görevde başarılı olmanızı her zaman dilerim. Çünkü sizin başarınız ülkemiz adına çok önemli ve değerlidir. Biz olaya böyle bakıyoruz. Çünkü bu mesele esasen bir devlet meselesi. Zaman zaman iktidarları eleştirebiliriz. Muhalefet olarak bizim görevimiz de o. Ama
iktidar mensubu milletvekili arkadaşlarımız her nedense iktidara dönük eleştirilerimizi o kadar kendilerini devletle özdeşleştirmişler ki devleti eleştirdiğimizi zannederler. Öyle bir şey yok. Biz muhalefet olarak görevimiz tabii ki iktidarın varsa yanlışlığını dile getirmek. Ha doğru olursa da bunu da destekleriz. Bu anlamda da Dışişleri Bakanlığı'nın başarılı olmasını dileriz. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın başarılı olması halinde önce Türkiye'nin başta itibarı artar. Ve yine bu bakanlığın başarısıyla Türkiye'deki ekonomik gelişmeler artar. Örneğin ilimizin başta olmak üzere ülkemizin turizmi daha fazla gelişir. İşte biz bunları bekliyoruz ve istiyoruz. Bizim bütün mücadelemiz de buna dönüktür. Ama zaman zaman gelin görün ki iktidarın yapmış olduğumuz eleştirilerde gördüğümüz eksiklerden biri örneğin dış ilişkilerde birçok vakanın, birçok olayın, gelişmenin maalesef daha önce de söylendi iç siyasete alet edilmesi. Özellikle seçim dönemlerinde işte belirli kişilere karşı yaratılan çıkışlarla efendim zamanında işte Trump'larla devam eden bazı çıkışlarla iç siyaset malzemesi yapıldığında biliyoruz. Bunu da söylememiz gerekir. Yine Türkiye'nin itibarı açısından Türkiye'yi temsil eden kişilerin yapısı, kimliği bu görevlere uygun olup olmadığı meselesi de çok değerli ve önemlidir. İşte biz Türkiye'nin itibarını doğru bir şekilde temsil edecek kişilerin o görevlerde olmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Ama gelin görün ki maalesef iktidarınıza mensup değişik kademelerde görev yapmış birçok kişinin bugün dış temsilciliklerde ülkemizi temsil etmeye görevlendirildiğini görmekteyiz. Bu da bizi gerçekten çok üzmektedir. Çünkü tekrar söylüyorum bu mesele bir siyasi iktidara bağlı bir mesele değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. Bunun yanı sıra sunumunuzda şunu gördüm Sayın Bakan. Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri konusunda dört komşu ülkeyle birlikte başlatmayı kararlaştırdığımız girişimi işte Lübnan'daki hükümet krizi nedeniyle ertelemiştik. Bu projeyi hayata geçireceğiz şeklinde bir cümleniz var. Şimdi bu cümle aslında çok geç kalınmış bir cümle ve düşünce. Çünkü yıllardır söylüyoruz bu Suriyeliler meselesi önümüzdeki süreçlerde ülkemiz açısından hem ekonomik hem sosyal hem kültürel her boyutuyla sıkıntı yaratacak bir konudur. Ve başta Sayın Genel Başkanımız uygun bir şekilde Suriyelilerin ülkelerine geri gönderme şeklini defalarca anlattı ve söyledi. İşte Sayın Genel Başkanımızın da söylemine uygun bir anlayışa dönük burada bir düşünce olduğunu görüyorum. Ama bunda tekrar söylüyorum geç kalınmışlık var Sayın Bakan. Suriyeliler iyice Türkiye'ye yerleşmeden bu konuda hızlı bir adım atılmalı. Öyle ki bakın Suriyeliler meselesi önümüzdeki süreçte büyük mesele olarak durmakla beraber işte yakın tarihte yaşanan bir Afganlar sürecini de hep beraber yaşıyoruz. Yani şöyle ellerini kollarını sallayarak binlerce kilometre öteden gelen efendim o boylu poslu belli yaş grubundaki erkeklerden oluşan bu Afganistanlıların sınır kapılarından bu şekilde elini kolunu sallayarak geçmeleri ve ülkeye bu şekilde girmelerinin anlamının ne olduğunu hala çözebilmiş değiliz. Yani bunlar kaygı verici gelişmelerde. Kısacası bu konularda daha dikkatli olunmalı ve başta Suriyeliler olmak üzere son giriş yapan Afganların tekrar ülkelerine geri dönüş konularında gerekli hızlı hamlelerin atılması gerektiğini ifade ediyorum. Bütçenizin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, çok değerli bakanlık bürokratlarımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli basın mensubu üyelerimiz. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seride hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakan,
Bugün 2022'sin hesabı ve 2022 bütçenizi görüşüyoruz bakanlığınızın. Tabii Dışişleri Bakanlığı özelliği olan bir bakanlık. Yani hepimiz bunu kabul etmek durumundayız. Sonuçta Türkiye'nin dış diplomasisi ve dış ilişkilerinin partiler üstü yürütülüyor olması lazım. Bu anlamda da devlet politikası olarak yani gözettiğiniz çıkarlar, sizin gözetmiş olduğunuz çıkarlar hepimizin çıkarları. Bu toplumun, bu ülkenin çıkarları. Biz de bakanlığınıza bu çerçevede bakıyoruz ve bu çerçevede değerlendirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik durum zaten çok zor. Bir coğrafi konumdayız dünya üzerinde. Ülkeler arası çok ciddi bir denge mücadelesi var. Özellikle şu anda içinde yaşadığımız süreçte. Büyük güçler arasında sizin de tabir ettiğiniz gibi ekonomik bir rekabet söz konusu. Gittikçe hızlanan dünyanın her yerinde Avrupa'sı, Amerika'sı, Orta Asya'sı. O anlamda dış dünyada yürüttüğümüz politik ve diplomatik ilişkilerimizde de sizin tabii ki etkin bir rol alıyor olmanız çok önemli. Türkiye'nin hem iç hem dış ilişkileri açısından. Şimdi ben yürütmüş olduğunuz politikalara geçmeden önce bütçenizle ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Bütçenize baktığımız zaman merkezi yönetim bütçe toplamına oranına baktığımız zaman geçen yıla göre bir düşme olduğunu görüyoruz. Geçen yıl bu oran %0.44 iken 43'e düşmüş. Bu kadar yoğun bir politik süreçte daha fazla bütçeye ihtiyaç duymuyor musunuz diye sormak istiyorum size. Yine kesin hesapta incelerken dikkatime bir şey çekti. Büyükelçilikler, daimi temsilcilikler ve başkonsolosluklar başlığı altında personel giderlerine baktığım zaman memurlar başlığı altında bütçe kanunu ile bu tertibe 969 milyon 754 bin TL ödenek koyulmuştur deniyor. Fakat daha sonra yedek ödenek tertibinden 165 milyon TL bir ödenek eklenmiş ve tamamına yakını da harcanmış. Ben merak ettim açıkçası bu artışın sebebi nedir? Yani yeni kadrolar mı oluştu yüksek oranda ya da aklıma şöyle bir şey geldi. Geçmişte Ahmet Hakan Albayrak'a dolar artınca döviz yükselince endişeleniyorum, endişelenmeli miyim diye sormuştu. Albayrak'ta dolarla mı maaş alıyorsunuz diye sormuştu. Evet, Türkiye'de dolarla maaş alınmıyor, bizi ilgilendirmiyor ama sanırım sizin bakanlığınızı bu konu çok yakından ilgilendiriyor. Özellikle dışarıda siz dolarla, yani dövizle daha doğrusu maaş veriyorsunuz. Bu artıştan mı kaynaklandı bu durum? Onu merak ettim. Bir açıklarsanız sevinirim. Tabii bu durum aslında genel olarak sizin idari bütçenizin de artışının biraz daha fazla olmasını gerektirmez miydi? Sorunları yine yedek ödenekle mi çözmeyi düşünüyorsunuz? Ya da o yılla ilgili bir sorun muydu diye sormak istiyorum. Şimdi Sayın Bakan, tabii diplomatik açıdan baktığımız zaman dış ilişkilerimize bir sıkışmışlık içerisinde olduğunuzu görüyoruz. Artık oyun kurmakta biraz sanki zorlanıyorsunuz. Aslında bu durumun sebeplerinden birkaçına baktığımız zaman dış işlerinin stratejik aklının ve kadrolarının yeterince hakkıyla değerlendirilmediğini söyleyebiliriz. Birçok arkadaşımız konuşmasında belirtti. Dış politika maalesef iç politikaya malzeme olarak kullanılmaya çalışılıyor. Son yıllarda bu yoğun şekilde. Örneğin büyükelçiliklere yıllardır liyakatsız atamalar, siyasi atamalar yapılıyor. Aslında bu yapılan atamalar sizin şu anda arkanızdaki birlikte çalıştığınız kadrolarınız. Dış ilişkilerde temelden gelen, şu anda ve büyükelçilik yapan, görevini hakkıyla idame eden elçilerimize de bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Bu görevi elinden geldiğince yürütmeye çalışan kadrolarımız olduğunu biliyorum ama bu yoğun atamalar inanın çok zarar veriyor bize. Hem Türkiye'de, Türkiye için hem de yurt dışında itibarımızı kesinlikle sarsıyor ve Türkiye'nin
dış politikada ciddiye alınma anlamında da biraz geriye düştüğünü düşünüyorum. Bu noktada sizin tek başınıza karar almakta zorlandığınızı da görüyoruz. Ama büyükelçiler kriziyle ilgili bakanlığın bu konuya el atmış olması hakikaten memnuniyet verici. Ben de bunu vurgulamak istiyorum. İçine girmiş olduğumuz o durum, dış politikada yaşadığımız çelişkileri ve sıkıntıları, yani genel yönetim, işte Cumhurbaşkanı'nın sarf etmiş olduğu sözler, dış işlerini yürüttüğü politika, oradaki aslında biraz çelişkileri de bize gösteriyor. Son yıllarda Amerika ve Rusya arasında da bir denge politikası yürütmeye çalışıyorsunuz. Aslında daha önceki bütçelerde de bu konuları hep konuştuk, hala konuşmaya devam ediyoruz. O konuşmalarımızda da bu konuda uyarılarımızı yapmıştık. Şimdi bu politikayla her iki küresel aktörü birden memnun etmeye çalışıyorsunuz aslında. Ama ciddi krizler yaşamaktan da bir türlü kurtulamıyoruz. Mesela en son yaşadığımız FAFT'ın mali eylem görev gücü bizi gri listeye aldı. Bunun mutlaka yansımaları olacak. Bu konuda bunu çözmek için ne düşünüyorsunuz? Size bir görev düşüyor hakikaten bu listeden tekrar çıkabilmemizle ilgili bir çalışma yapılması, ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Türkiye bunu hak etmiyor, ben böyle düşünüyorum. Bize zarar veriyor bu tür alınan kararlar. Avrupa Birliği hedeflerinizden bahsettiniz konuşmada, yürütmüş olduğunuz çalışmalarda. Biraz da şikayet ettiniz aslında Avrupa Birliği ülkelerine, AB'yi. Ama şimdi Avrupa Birliği Bakanlığımız varken bunu bir başkanlığa dönüştürmek aslında sizin biraz hedef küçülttüğünüzün en doğru göstergesi. Siz bunu yapmışken bu kararlar doğrultusunda yaptığınız çalışmalar da Avrupa Birliği'nde ne kadar ciddiye alınıyor? Ayrıca ülkemizde yaşanan, tabii özellikle hukuk alanında, insan hakları alanında yaşanan sıkıntılar, demokrasi, özgürlük alanında Avrupa Birliği raporlarına yansıyan durumlar var. Tüm bunları da bir arada değerlendirdiğimizde ben Avrupa Birliği ile ilgili gerçekten kararlı bir duruş sergilediğinizi de açıkçası düşünmüyorum. Bunun dışında bölgemizde yürüttüğünüz politikalar, arkadaşlarımız bunlara çok yoğun şekilde konuşmalarında değindiler. Suriye'de yürütmüş olduğunuz yanlış politikalarla bugün bir çıkmazın içine girmiş durumdasınız. Bir çıkış arıyorsunuz. Bugün aranızın bozulduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır mesela Suriye ile normalleşme hamlelerine girişiyor. Bizim hepsiyle aramız bozuk. Böyle bir çelişik durum içerisindeyiz. Bir türlü toparlayamıyoruz. Neden? Belki şu an çok çaba sarf ediyorsunuz ama geçmişteki alınan yanlış kararlar sizin tabii ki arkanıza yapışıyor, arkanızdan geliyor maalesef. Amerika ve Rusya ile bir denge politikası yürütmeye çalışıyorsunuz ama zorlanıyorsunuz demiştim. Bunun en güzel örneği zaten S-400, F-35, bu F-16 kriziyle ilgili konuda yaşandı. Orada çok detaya girmeyeceğim ama 1.4 milyar doları tabii ki kurtarmaya çalışıyorsunuz. Olmalı da, yani o para bizim paramız. Karşılığını almak durumundayız. Ama şunu sormak istiyorum. Orada mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD F-35'lerin parasıyla bize F-16 satmayı teklif etti dedi. Bunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Sonrasında zaten F-16 ile ilgili de F-400'lerin, F-16'ların üzerinde test edildiği ile ilgili bir durum ortaya çıkınca yaptırım kapsamına alınması kararı karşısında siz de Rusya'dan Su-34, Su-37, Su-57 alabileceğinizi açıkladınız. Yani bu yaptırım konusu önemli bir konu yine, ihtimali de yüksek. Bu konuda bir stratejiniz var mı? Stratejiniz Rusya'dan Su-37, Su-57 almak mıdır? Bunu sormak istiyorum. Tamamlarsanız son cümlelerinizi. Öyle mi? O zaman başkanım izninizle bir şey sormak istiyorum ya da bunu soru bölümünde sorayım. Afganistan'la ilgili yürütmüş olduğunuz politikada da maalesef
yoğun bir şekilde Türkiye'ye Afganistan'dan bir göç oldu ve bu göç hakikaten ülkemizdeki vatandaşlarımızı çok ciddi şekilde tedirgin etti. Erdoğan'ın Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok açıklaması da aynı şekilde tedirgin etti. Göçmenlerle ilgili şu andaki son durumu ben de sormak istiyorum. Bu konuda bilgiye ihtiyacımız var. Ben bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hoş geldiniz Sayın Bakan ve Dışişleri Heyetimiz. Ben Bosna Hersek konusuna biraz girmek istiyorum Sayın Bakan. Konu hakkında çok kısa bir malumat vermek istiyorum. Bosna Hersek hepinizin bildiği gibi Müslüman, yani Müslüman Boşnak-Hırvat Federasyonu'ndan ve Bosna içerisindeki Sırp Cumhuriyeti'nin birlikteliğinden oluşan bir devlet. Başkanlık Konseyi tarafından yönetiliyor ve bu Başkanlık Konseyi'nde Sırp, Hırvat ve Müslüman temsilciler var. Ayrıca bu Başkanlık Konseyi üzerinde, Sayın Bakan da onaylıyor söylediklerimi, uluslararası toplumu temsilen Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği var. Yani bir anlamda Dayton ve uluslararası sözleşmelerin devamlılığını takip eden bir heyet. Şimdi geçen de Bosna Hersek içerisindeki Sırp Cumhuriyeti'nden bahsediyorum arkadaşlar. Sırbistan'dan değil. Milorad Dodik şu anda aynı zamanda başkanlığını yapıyor. Dönüşümlü bir başkanlık sistemi var. Şöyle bir açıklaması oldu Milorad Dodik'in. Ve bunu teklif olarak Sırp parlamentosuna götüreceğini söyledi. Yani bir anlamda Dayton Anlaşması'nın altını oymaya başladı. Bosna Hersek içerisindeki müşterek ordudan Sırp askerlerinin çekilmesi ve içerideki Bosna içerisindeki Sırp Cumhuriyeti'nin kendi askeri kuvvetini kurmasını önereceğini, bunun dışında aslında yurt içinde de çok yabancı olmadığımız bir şey, Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmayacağını ilan etti. Daha doğrusu bu teklifi götürdü. Bir de bütün Bosna'yı ilgilendiren ortak vergi sisteminden çıkmayı yine Sırp parlamentosuna, yani Bosna içerisindeki federal yapının bir unsuru olan Sırp parlamentosuna götüreceğini söyledi. Yani bu aslında de facto bir ayrılık, bağımsızlık adımıdır diye düşünüyorum. Şimdi benim Sayın Bakan'dan ricam şudur. Sayın Bakan, bu gelişmeleri dikkatle izliyor muyuz ve Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının bu konuda vereceği cevap ne olacak veya gireceği organizasyon ne olacak? İkincisi, özellikle Avrupa Birliği'nden uzaklaşma siyaseti ve araya mesafe koyma siyasetinin sadece Bosna Hersek değil ama bütün Balkanlardaki akrabalarımıza veya bizimle kültürel bağı olan insanlara etkisi nasıl olacak ki çoğu zaman ne yazık ki mağdur durumda oldular ve zulümle karşılaştı. Bunların cevabını zat-ı halinizden işitmek isteriz. Ben dün söz alamadım Sayın Başkanımıza, Komisyon Başkanımıza bir ricam var. Burada hiçbir siyasi parti genel başkanını, kendileri de burada olmayan, hiçbir siyasi parti genel başkanını özellikle hakaret-tamiz cümlelerle siyasi malzeme konusu yapmazsak eminim ki çok daha verimli tartışma ortamı kurabileceğiz. Sayın Bakan, bir nokta daha var. Bu da bir ucundan beni de ilgilendiriyor ama kişisel olarak gündeme getirmiyorum. KHK'lar altındaki imzanız. Yani aşağı yukarı o hal döneminde kapı dışarı ettiğiniz, işte bir Sayın Kaboğlu'nun ve benim de dahil olduğum ve mecliste şu anda 10 milletvekili bu durumda kamu görevi göremez dediğiniz KHK'larla ilgili herhangi ciddi bir çalışmanız var mı? Yani bakın, burada Bosna Hersek'teki Sırp liderin mahkeme kararlarını tanımamasından bahsediyoruz ama aklanan, herhangi bir kovuşturmaya tabi olmayan insanların dahi görevine dönemediklerini müşahede ediyoruz. Bir nokta daha, az önce tekrar baktım. 4 seneyi geçti. KHK OHAL İnceleme Komisyonu'ndan herhangi bir cevap alamadım. Yok,
Sizden bir tek cevap, sizden bir tek şunu istiyorum. Ne zaman cevap vereceksiniz? Ha bunu söyleyin ki en azından mahkeme hazırlıklarına başlayın. Bunlar tabii Avrupa Birliği raporlarına da yansıyor ve hak etmediğimiz halde bu ülkeyi sizin değil, zat-ı halinizin değil, Beştepe'nin siyasetiyle çok zor durumlara sokuyoruz. Yakın bir geçmişte de zaten sizin ne kadar sıkıntıya düştüğünüzü gördük. Teşekkür ederim Sayın. Sayın Bakan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerinde yumuşak güç unsurlarının kullanıldığı bir dış politika izlenmiştir. Yani diplomasinin gücünü gösteren ve bu güçle uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin çıkarlarını korumaya yönelik bir politika başlangıçta uzun bir süre devam ettirilmiştir. Bu politikanın ana ayaklarından biri de sıfır sorun politikasıydı. Bütün komşularla sıfır sorun oluşturma, yakınlık kurma, dostluk anlayışı içerisinde ilişkiler geliştirme, bu yumuşak güç unsurlarının kullanıldığı politikanın ana araçlarından biriydi. Elbette dünyanın diğer bölgeleriyle ilişkiler de bu politika çerçevesinde devam ettirilmişti. Ama daha sonra özellikle sıcak çatışma alanlarının Türkiye'nin etrafında yaygınlaşması sonrasında bu politikada belirgin olarak da 2015'ten sonra değişiklik oldu ve sert güç unsurlarının kullanıldığı bir dış politikaya dönüştü Türkiye'nin politikası. Her ikisinin de avantajları vardır, dezavantajları vardır ama bunun da ötesinde bu koşullara göre değişen bir dış politika olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Ancak her ikisini birlikte hangi sonucu elde ettiğimiz açısından herhalde sorgulamak gerekir. Ben bakıyorum, başlangıçtan bugüne kadar bir bütün olarak iktidarınız dönemini değerlendirecek olursak, mesela Orta Doğu politikasında Türkiye'nin nasıl bir çıkar sağladığını göremiyorum. Yani bunu işin içinde biri olarak, diplomasi tarafını, işin sıcak tarafını gören biri olarak cevaplandırabileceğinizi düşünerek soruyorum. Yani uygulanan politikalarda netice itibariyle Türkiye'nin bir çıkarının olması lazım. Ben baktığımda somut olarak sadece son dönemdeki olaylara odaklanarak şunu engelledik, bunu engelledik tarzında değil de bir bütün olarak bu Orta Doğu politikalarından Türkiye ne kazandı? Yani kayıplarımızı görüyoruz. İşte sınırlarımız terör örgütleriyle doldu. Bunun ötesinde 4-5 milyon göç geldi, Suriye göçü geldi. Bunların maliyetleri var. Ve başka ortaya çıkardığı sorunlar var. Suriye ile uğraşılırken Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarıyla bağlantılı yetki anlaşmaları yapacağımız ülke bulamadık. Gecikmeyle parçalanmış bir Libya'nın bir bölümüyle yaptığımız anlaşmanın bize Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı sağlamaya yetip yetmeyeceği çok tartışılıyor. Peki o zaman bir bütün olarak baktığımızda ne kazandık? Bu önemli. Bunun yani sizin bakış açınızdan bir cevabı varsa ifade edebilirseniz memnun olurum. Diğer taraftan sadece merak ettiğim için ifade etmek istiyorum. Günlük dilde kullanılan kavramlarla diplomaside kavramlaşmış ifadeler birbirinden farklı. Bazen günlük dilde kullandığımız bir kavramı çok alerjik buluruz. Uluslararası hukuk açısından da hukuka aykırı olan bazı kavramlarsa o kadar alerjik bulmayız. Mesela savaş dediğinizde savaş bir suçtur. Hukuken de suçtur. Uluslararası hukuka göre de suçtur. Ama savaş kavramı alerjik gelmez bize.
Ama mesela işgal kavramı çok günlük dilde alerjik gelen bir niteliğe sahip. Bu komisyonda da 3-4 yıldır sürekli bu kavram etrafında tartışmalar oluyor. Ve her tartışma olduğunda aklıma benim bakanlık döneminde ortaya çıkan bir diplomatlarla konuştuğum bir ortam geliyor. Ama ifade etmedim, burada sizin bilginize başvurmak istiyorum. ABD'nin Irak'ı işgal ettiği dönemde Dışişleri Müsteşarı o günlerde ve yanında da birkaç diplomat vardı, benim odada sohbet ediyorduk. Kendilerine sordum, dedim ki Amerika Irak'ı işgal etti dediğimiz zaman Amerikalılar bu işe kızarlar mı? Yani bakan olarak hangi kelimeyi, hangi kavramı kullanmalıyım demişti. Bunun üzerine diplomatlar yok dediler. Uluslararası literatürde, diplomaside bu yerleşmiş bir kavramdır. Yani bir ülke bir yere girer de, oraya girerken de çıkacağını ifade ederek girerse zaten dedi. Bu dedi işgal kelimesiyle ifade edilir. Amerikalılar da kendi kendilerini zaten işgal ettik diyorlar dedi. Zaten işgalcilerin uluslararası hukuk karşısında sorumluluğu da vardır. Oradaki halkla ilgili bir takım iyileştirmeleri yapmak, ihtiyaçlarını karşılamak, işte hukuki ihtilafların çözümü vesaire gibi böyle yükümlülükleri de vardır. Öyle başkale rastgele olan bir iş de değildir dediler. Onun için bu kavramı ABD'nin Irak'la ilgili yaptığı operasyonla bağlantılı olarak çok rahat kullanabilirsiniz. Şimdi bu komisyonda çok tartışıldı, hadi diplomatik dilde bu uygun mudur, değil midir? Algısı mı tehlikelidir yoksa hukuken de mi tehlikelidir, bunu bilmek istiyorum. Yani bir daha da iki de burada bu kavram tartışılmasa herhalde